Müzik var mı? Ha var. Yaşasın. E geçen hafta da vardı. Duymuyordum ki ben bir şey. Çok Olur az mu? duydum. Küçük küçük saz çalıyordu aşağıdan minik minik. Çok az duydum ya. Bu şu anda çok gaz bir müzik. Bu Civilization'ın menü müziği. Menü müziği güzelmiş. Şey, Tunalarında düğün de böyle açtılar üzüm müziği. Ha bu muydu? Ha. Tuna Pamir the Civilization Guy. Wow. Allah'ım iyice moda giriyorum. Hünkârım. Efendim? Geçen hafta hatırlarsanız Kartaca kullarınızın içinden geçmiştik. Doğru bir tabir mi bu? Kullarımız için böyle bir tabir kullanmamalıyız. Kartaca kullarınızı ehlileştirmiştik. Tatlı tatlı. Gönüllerini Heh. fethetmiştik Gönüllerini fethetmiştik. diyeceksiniz. Kartacalı kullarımızı yani Kartacalı komşularımızı kullarımız haline getirmiştik. Heh. Gönüllerini fethetmiştik. Aynen. Askerle şunla bununla tankla tüfekle değil, gül dallarıyla memleketlerine gitmiştik ve gül dallarıyla fethimizi gerçekleştirmiştik. Sınırlardan askerlerle girdik ama. O küçük bir ayrıntı. Anladım. O hani Küçük bir ayrıntı. olurdu mevzu olursa diye o hani. Ha, ne Ha, olur ne anladım. olmaz diye. Bir takım hainler, hayır ülkemizi işgal edemezsiniz. Siz istilacısınız falan gibi. Yalan yanlış, abuk subuk şeyler söylerse düşüncesiyle öylesine birkaç asker de sokmuştuk. Ama esasen biz gönülleri Hünkârım fethettik ben de Kartaca'da. kabuğumu taktım ha. E takmalısın. Tabii huzurunuzda başka türlü olmaz. Halkımızın huzurunda başımız açık olmamalı. O Her zaman şeyden evvel. şeyinizle, çetinizle sohbet edecek misiniz hünkârım? Ey Çet, nasılsın? Abi bağlama çal. Yok. Babanızın uşağı mı var? Sevgili Çet, şu an ne oluyor diyorsanız ilk kez geldiyseniz geçen hafta bu yayının ilk bölümü olmuştu. Bu ilk bölümde türlü türlü halaylar çekmiştik. Hünkârım, Efendim? mikrofonu bir derece daha saat yönünün tersine çevirebilir misiniz? Çevirdim, oldu mu? Çok oldu. Biraz açın. Oldu mu? Bakayım. Oldu gibi. Evet, tamam. Daha iyi oldu Oldu hünkârım. mu? Evet. Hünkârım, geçtiğimiz hafta bütün genç arkadaşlar Darülfünun'daki yerlerine yerleştiler galiba. Darülfünun mu? Ne demek Darülfünun istedin? hangisiydi? Darülfünun üniversite. Ha, evet, Fenler üniversite. evi. Evet, O üniversite. manada mı Ha. söyledin? Darülfünunlarına yerleşmediler mi? Darülfünunlarınıza yerleştiniz mi yavrum? Fenler evlerinize yerleştiniz mi? Güzel güzel bölümler kazandınız mı? Evet sevgili arkadaşlar, geçtiğimiz hafta neler olmuştu derseniz Civilization 6'ya Osmanlı ile oynamaya başlamıştık. Ceren Hünkar, Ceren Sultan şöyle yap, böyle yap diyor. Ben de türlü türlü tuşlara basıyorum. Bakalım Evet. konu nereye gidecek. Pargalı. Hünkârım. Çayımız yok. Olmaz mı hünkârım? Diyeceksin ki koyulur. Öyle diyeceksin. Pargalı, çayımız yok. Hünkârım aman hemen hemen şeylere haber veriyorum. Ya koyulur diyeceksin. Koyulur. Makine hendeseliği. Pi. Hendeseliği. Yani güzel bir girişim ama doğru olmadı. İnjenüdür o, injenü. Hendeselik ne ya? Mühendislik. Hendesehane. Heh. Bu ay muzlarımız yatmadı, şikayetçiyiz. Biraz fedakarlık yapacaksınız. Bir parça fedakarlık yapacaksınız yani. Hünkârım, kapı kullarınız muz ulufelerini istiyorlar. En uygun vakitte dağıtırız. Bayram gelsin, seyran gelsin. O sırada dağıtırız. Ya da seçim yaklaşsın. Bir seçim vakti bir yaklaşsın bakalım. Onun öncesinde vereceğim size ki bana olan bağlılığınızı hatırlayın. Ankara Üniversitesi Kadılık Bölümü. Hukuk yani. Güzel. Okey. Bu pelerin arkadaşlar benim çok işsiz bir anımda kendim bizzat diktiğim, annemin de bana tabii dikiminde yardımcı olduğu bir pelerindir. Cidden, literally, I was so işsiz that I made myself several pelerins. Bir tane de değil, galiba şu anda evde 7 tane falan pelerin var. Kaybolmuştu bunlar. Annem geçenlerde bulup getirdi. Hünkârım. Gerçek bir işsizlik anımda dikmiştim. Bir de üstüne böyle bir takım süsler falan yapmışım yani. O derece işsizdim, düşün. Saltanat pelerininizle ilgili böyle konuşmayın hünkârım. Ya işte film şey böyle daha doğrusu nedir? Alt metin. Yan bilgi.
Seçim Ceren Sultan'la Sultan Ceren arasında elbette, ne olacaktı? Bir de muhalefet diye bir hainliğe izin mi verecektik topraklarımızda? Tamam. Hünkârım, hazır mısınız? Değilim. Önce biraz çay içeyim. Şeyiniz sizi bekliyor. Neydi bu? Yavrum bir dakika, Pargalı çok heyecanlısın. Saltanat, bir dakika. Saltanat kayığınız sizi bekliyor. Saltanat kayığımız mı? Bizim denize kıyımız oldu mu? Hayır. İşte devletimize saltanat kayığı demiyor muyuz? Hayır. Nereden çıktı? Ne bileyim. Bakayım en son ne yapıyormuşuz biz de hünkârım. Biraz devleti hatırlayayım bir. Hatırla bakalım. Ama hiçbir şey yapma bak. Tamam. Benim rızam dışında hiçbir aksiyon alma. 13 yaşında daha sünnet olmadan tahta çıkmış olabilirim. Ama geldim 16 yaşıma. Çok iyi hünkârım. Tamam mı? Artık 16 yaşındayım. Akıl bali bir insanım. Hünkârım, Ankara'mızın nüfusu İstanbul'u geçmiş. Güzel. Buraya şeyin kurduğu, Arap'ın kurduğu Jenne şehri ayaklanıp bize katılmak isterler hünkârım. Gelsinler. Ondan biat etsinler. Gelsinler, elimizi öpsünler. Valide Sultanımızın doğduğu Trabzon kentimiz büyümeye devam ediyor. Tamam, onun başında da İbrahim vardı, İbrahim değil mi? İbrahim Paşa'yı da oraya atadık. Biz herhangi bir ilimizi valisiz komuş muyduk? Komuşuz biraz. Nereyi komuşuz? Şimdi il sayımız arttı ya, Kartaca var, Osmancık var. Bakalım Ankara'da mesela Pargalı vardı, Pargalı'yı aldık oradan. Evet, Trabzon'a verdik. Oo, daha Sivas vardı burada. Sivas başında vali var Sivas'ın. Var, Sivas'a şeyi koyduk. Süreyya Faruk'iye benzeyen bir hanımefendiyi koymuştuk. Reyna Hanım'ı koymuştuk oraya. Evet. Ondan sonra... Kartaca'ya vali atadık mı? Yok. Ama Kartaca zaten bizim fethimizle birlikte, aman Osmanlı ne güzel, o başımızdaki bela karıyı gönderdiniz ne kadar iyi oldu şeklinde. Hmm. Sokaklarda küçük festivaller düzenliyorlar şu anda. Okey. Osmancık şehrimize vali atamamışız. Bu şehirlerimize, bu illerimize vali atayabiliyorsak hemen atayabilir miyiz Pargalı? Hünkârım, çok önemli bir gelişme olmuş bu arada. Ama soruma cevap ver Pargalı. Atarız da niye atayalım? Keyifleri yerinde yahu hepsinin. Yahu valiyi ata da oralar boş kalmasın, üretim artsın, bir şeyler olsun. Hünkârım, çok daha önemli bir gelişme olmuş. Neymiş? Kartaca ile Osmanlı'nın sınırlarının arasında şey bulmuşuz. Grassland. Barut yapımında kullanılan beyaz tozun ismi neydi? Türkçesi. Niter güherçile. Diyordu. Güherçile bulmuşuz sultanım. Wow! Bu güherçilelerle yakında Yeniçeri diye özel bir asker geliştirip onun... Derhal oraya kuvvetlerimizi sevk et Pargalı. Derhal derhal. Hünkârım. Orada ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Buraya bir yatırım yaparsak top, tüfek. E tamam hadi çabuk, ne bekliyor? Yıkılır. Çabuk Pargalı. Sohbet filan etmeyecek misiniz kullarınızla? E sen hemen laps diye soktun beyi oyunun içine. Edecektim kullarımla sohbet. İsterseniz bekleyeyim ben biraz. Biraz bekle. Güherçile bekler. Oyunu durdur. Tamam bekliyoruz efendim. Ben bir çay içeyim, bir insanlarla konuşayım. İnşallah bu yayın bizim evde olan bir meyve yersiniz. Geçen hafta yana yakılı erik aradım. Ay Allah'ım ya. Bu hafta meyvemiz pek yok hünkârım. Aa, Viyana'ya falan dayanmayacağız. Öyle bir hıyarlık etmeyi düşünmüyorum. Tamam. Alınamayacağı, alınsa bile elde tutulamayacağı, elde tutulsa bile doğru düzgün vergi alınamayacağı belli olan uç şehirlere gitmeyeceğiz. Ne işimiz var elin Viyana'sında? Ben kendi ülkemi geliştireceğim. Ufak tefek fetihler ama önce kendi memleketine yatırım. Mottomuz budur. Erik influence etmişiz, evet. Tarihten dersler çıkarılmış sultan. Tabii ayol. Atatürk'ün bir lafı var ya. Bir tabiri var. Hünkârım. Türk süngülerinin çizdiği sınır. Ne demek olduğunu bir araştır. Osmancık sınırlarında portakal keşfettik. Ne portakalı ya? Portakal ya. Bildiğim portakal. Portakal keşfettik. Hemen halkımız yesin. Halkımıza dağıt sevinsinler. Dağıtacağız. Muz diye diye öldüler. Muz, bir de üstüne muz ölen halkımıza, portakal. Güherçile ne oldu? Ya ama sen bu oyunu durduracağım mı durdurmayacağım mı? Beni sokuyorsun moda. Hemen sokuyorsun işin hünkârım, içine. Hünkârım oyun hep sabit duruyor zaten. Ben bir şey basmadığım sürece. Öyle mi? Dur bazlı oyun. Başımıza bir şey gelmiyor mu? Yok, hiçbir şey olmuyor. Şurada büyük ok var ya, büyük oka basmazsak hiçbir şey olmuyor hünkârım. Şimdi Pargalı. Hı. Benim hayalimi biliyorsun. Benim hayalim baştan sona bizim hakimiyetimiz altında olan topraklardan geçecek bir ticaret yolu oluşturmak. Hmm. Bunu yaparken neyi baz alıyorum? Tabii ki ecdadımı. Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Hüdavendigâr, bunlar benim ecdadım. Bunlar akıllı adamlar. Tamam mı? Hatta bundan önce hiçbirisini zerre kadar sevmediğim bir takım Selçuklu şehzadeleri bile bu ticaretin önemini kavramışlardı.
Dolayısıyla... Mesut Çevik kulunuz gelmiş hünkârım. Mesut Çevik hoş geldiniz. Mesut Çevik kulumuz hoş geldiniz. Sağ olun. Buyurun elim, öpünüz. İyice moda girmişim. Buyurun. Pardon. Ne diyorduk? Ticaret yolu. Baştan sona bizim topraklarımızdan geçen bir ticaret yolu olması gerekiyor. Su yoluna da birazcık yakın olması ya da yer yer su yollarından geçmesi gerekiyor, tamam mı? Bak, beni dinliyor musun? Dinliyorum. Pargala. Dinliyorum hünkârım. Beni zor dinliyorsun bak. Yok, ben de. Hünkârım. Ticaret yolunu kuralım, tamam mı? Sonra da başından sonuna belli noktalara kervansaraylarımızı artık inşa edelim Pargala. Kervansarayları açtık hünkârım. Nerede hani? Ankara'da bir tane, Sivas'ta bir tane olmak üzere Ali kervansaraylarımız açıldı. Ticaret yolumuz oluşacak, onun üstüne yeni kervansaraylar açacağız. Ha, hünkârım. Sonra da o kervansarayları posta teşkilatı ve istihbarat için kullanacağız. Bu tamam. Aklı da bize kim veriyor tarihte? Tabii ki Moğollar. Neydi adam? Tabii ki Moğollar. Bu arada şaka bir yana, Moğollarla oynuyor olsaydık ticaret yaptığımız herkesten istihbaratımız artıyor hakikaten. Onu eklemişler Civilization'a. Çünkü yani... Of course. Hünkârım, şimdi şöyle bir kötü haberim var size. Şimdi ticaret ne de olsa insan başkasıyla yapar. Evet. Biz başkalarını fethettik. Evet. Ticaret yapacak kimse kalmadı. Ya lan, kendi insanımız insan değil mi? Ha işte iç ticarette de i̇ç şöyle ticaret, bir şey oluyor hünkârım. Ticaret değil mi? İç ticaret mesela çok para lüks getirmiyor ama. Sen o güherçileyi mutluluk artıyor. Ülkenin kuzeyinden güneyine nasıl getireceksin? Vallahi. Açtığın bir yol olmazsa, yol nedir? Dur yol bakalım. Medeniyettir Pargalı, bunu unutma. Doğru dedin hünkârım. Bu millet 20 senedir bir partiye yol yapıyorlar diye oy veriyor. Doğru dedin hünkârım. Halkımızın yol konusundaki hassasiyetini lütfen küçümseme. Şu an yolumuz şöyle, Kabul'den başlıyor ki Kabul bir liman şehri, Kabil. Buradan Ankara'ya geliyor. Ankara'dan İstanbul'a geçiyor. İstanbul'dan, şimdi Araplar çok hızlı Jenne, Advagus, Niyani, Timbuktu burayı kurmuşlar. Tamam. Biz şimdi burayı bir süre sonra fethederiz hünkârım. Bu cep evet, bizde. Evet ama önce biraz ticaret yapalım, ondan sonra. Sonra İstanbul'dan sonra ticaret yolunu Trabzon'a göndermemiz lazım hünkârım. Bu ara yol biraz zor olduğu için kuramamıştık. Savaş zamanı açtık buraları, henüz yol yok. O derhal zaman, yol yapmamız lazım. Derhal biz buraya tüccarlarımıza yol yapmaya başlayalım. Ama önce güherçilenin olduğu yere birilerini gönderdin mi? Başlıyorum o zaman hünkârım. Başla, güherçilenin olduğu başlıyor yere. Ay. Gerilmeyin hünkârım. Güherçilenin olduğu topraklara derhal eleman, amele gönderelim. Oyun akmaya başladı hünkâr. The world enters the medieval era. Aha. Aman tanrım. Orta çağa girdik. Çabuk i̇lk, güherçile. İlk dünya kongresi toplandı hünkârım. Bu oyunda hiç sevmediğimiz, anlamadığımız böyle salak bir mekanik var. Herkes bir şeyde oy kullanacak şimdi. Patronaj mı? O ne? Diyor ki danışmanlık. Belli askerler bonus kazansın diyor. Hünkârım ben şimdi burada... Light Cavalry. Şöyle, Yeniçeriler çıktığı zaman melee çıkacaklar. Neye çıkacaklar? Yeniçeri çıktığı zaman melee, yakın dövüşü çıkacaklar. Ha. Biz şimdiden Yeniçeri'ye yatırım yapalım diyorum hünkârım. Okey. Hünkârım, belli bir konuda da büyük usta insanlar kazanmakta daha yetenekli olacağız. Bilim. Amiral, sanatçı, mühendis, komutan, tüccar, müzisyen. Scientist. Writer, scientist. Scientist. Tamam. O zaman oylarımızı verdik hünkârım. Benim imparatorluğum bir asker ve bilim imparatorluğudur. Kulağa biraz sapıkça geldiğini biliyorum ve hayır, Nazi hayranı değilim. Asla da olamam. Kulağınıza nasıl geldiğini tahmin edebiliyorum. No. Gerçek anlamda askeriye ve bilim yatırımını ben çok destekliyorum. Gerisi zaten gelir. Hadi güherçile. Güherçile işine şimdi hemen girmemiz lazım. Öncelikle bir vali ataması yapalım hünkârım. Şimdi Osmancık'ın valisi yok. Evet. Değil mi? Evet hünkârım. Ankara'da var, Trabzon'da var, Sivas'ta var değil mi? Hızlıca Osmancık'ın yok. Atadık. Ve Kartaca'nın yok. Hünkârım şimdi şöyle bir durum var. Burada Kartaca kulunuzun son bir tane şehri kaldı. Onu fetih eyleyelim mi? Anlamadım, bir daha söyle. Kartaca'nın son bir şehri kaldı şurada. Alıvereyim mi onu? Herhalde ayol. Tamam. Niye kalsın? Hani belki son bir şehri kalsın. Ay hayır ayol. İleride... Küçükken başını ezeceksin. Tamam. Derhal alacaksın. İleride çocuklarımız bakar filan, hani öyle bir... Güherçilerin oraya adam mı yadın? Ne yaptın da bana söyle. Güherçili mi adam? İçin henüz askerlerimiz orada cenk ediyorlar. Biraz onlar çekilsin, sonra Güherçili'yi alacağız oradan hünkârım. Hadi bakalım. Oo, bir dakika. Ne oluyor? Hünkâr. Ne oldu? İnanılmaz önemli bir gelişme var. Evet, nedir? Hünkârım. Denizcilerimiz yıldızlara bakarak yol bulmayı öğrenecekler. Denizcilerimiz mi var bizim?
Şu an yok. Daha yok. Ama Ankara'mızın hatırlarsanız deniz artık kıyısı vardı. Kıyısı vardı, evet. Şeyin de var. Neydi bu? Osmancığın da var. Osmancığın da var. Yani şöyle bir şey yapabiliriz. O özellik açıldı. Şimdiden başlatabiliriz mi diyorsun? Yani ya ona girebiliriz hünkârım. Çünkü öteki kıta var biliyorsunuz. Dünyanın bir yerinde. Hep eski metinlerde yazar. Ya da top ve tüfeğe odaklanabiliriz. Yok yok, denizcilik iyidir. Top ve tüfek yine bir noktada karşımıza gelecektir seçmemiz için. Tamam, denizcilik şimdiden başlasın. Anca ilerler. Kaç tur geçince çıkıyor bizim denizcilerimiz? Ben de bak devlet yönetme işlerini kapmışım biraz. İki tura geliyorlar hünkârım. Süper. Çıkıyor. Aha. Bu da... Türkçe konuş lan. Diyor ki hünkârım, iyi ki diyor siz de biz de lükslər içinde, ferahlık içinde yaşıyoruz. Çok mutluyum sizle dost olduğum için ben diyor. Ben de canım, ben de bayılıyorum sana. Canım benim, gül cemalini özlemişim be. Aynen, küçük üzümler. Oo, büyük kütüphaneyi bitirdik hünkârım. Bitirdik mi nihayet? Moğollar yağmalamazsa tarihin sonuna kadar çok büyük bilim kazanacağız burada. Yağmalatma, bakayım nasıl olmuş. Güzel. Öyle bir bina hünkârım. Şekilli şukurlu. Çiniler miniler. Tabii. Girişinde niye firavun gibi şeyler var peki yani? Bilmiyorum ki hünkârım. Firavun İskenderiye'de değil miydi bu? Yani. İyi tamam, fena değil. İskenderiye'de Mısırlılar yapmıyor mu ya bunu? İskenderiye Kütüphanesi nasıl bir yere benziyordu bilmiyoruz tabii. İşte. Belki ona benzetmişler. Böyle hayal etmişler güzel, ama güzel, başına da Sokrates'i koymuşlar. Hani böyle diyor ki Yunan'dan güzel, Mısır'a. Güzel bir şey olmuş. Attan kediye herkes Sankletik burada diyor hünkârım. Sankletik ve ekletik bir tasarım olmuş. Celestial Navigation. Hünkârım, kütüphanedeki kitaplardan anında bilim keşfettik. 1, 2, 3, 4. Yani. 4 tane konuda bilimimiz gelişti. Ah bana bu devleti verecekler var ya. Hünkârım. Bana bu devleti verecekler. Hünkârım. Hepinizi yaşatırım be. Hepinizi yaşatırım be. 4. 3'er 4'er oyun alırsınız. Hünkâr reis. Sivas'la Ankara'nın çaprazına şuraya bir şehir kurmayı tavsiye ediyorum. Çünkü Güherkele burada ikişer ikişer. Bir meseleyi bitirmeden diğerine geçiyoruz. Bu oyun böyledir. Birincisi, devlet işi böyledir. Ama benim anksiyetimi astırıyor bu durum. Devlet Bak işi titriyorum böyledir. Şu anda. Devlet işi böyledir hünkârım. Ayrıca ya şehirlere vali atayalım. Karşısında bebeğim diye hitap etmezseniz anlayacaklar çünkü yani. Aa Kazım abi ne var? Hoş geldin Kazım abi. Kazım abi mi gelmiş? Oo tavşanlıyı ne yapıyoruz diyor. Kazım abi tavşan abi, bir tane tavşan da kuralım. Hünkârım şaka maka buraya bir adam gönderip yerleşmemiz lazım. Çünkü güherçile var. İki tane hem de. Çok büyük güherçile madenleri var burada. Ben tamam, daha az önce dedim güherçileye adam gönder dedim. Tamam ama bu güherçile başka coğrafi olarak. Buradaki iki tane boşta duran tamam, güherçile başka. Tamam, her ikisine başka. De derhal gönderir misin? Tamam. Ateşli silahlar bir an evvel icat edilmeli. Bu arada sevgili seyirci, ateşli silahları Osmanlı'ya kimin getirdiğini hala bilmiyoruz biliyor musun? Nasıl girdi Osmanlı topraklarına, kim başlattı, kim getirdi, hala bilgimiz yok. Çok ilginç. Evet. Kartaca son şehrine duvar çekmiş hünkârım. Biz bunlar duvarsız diye dalmıştık hatırlarsanız. Ya şu anda oradan daha önemli işlerimiz var. Bir güherçile, iki şehir kurmak, üç ticaret yolumuzu inşa etmek. Elbette alırız onları. Evet de bu devirde biraz duvar işi zor. Hatırlarsanız 1453 senesinde... Küçücük şehir duvarı ne ara çekmiş ya? Çekmiş. Son şehirleri deyip artık abanmışlar. Hatırlarsanız sizin torununuzun torunu duvar konusunda bir çözüm bulana kadar duvar bizi tıkayacak bir süre. Tıkasın. Diğer işlerimize bakalım. Güherçiliğe odaklanalım, denizciliğe odaklanalım, bilime odaklanalım. Biraz denizciliğe odaklanıyoruz hünkârım şu an. Tamam. Yüksek müsaadelerinizle. Evet evet. Tamam. Destekliyorum. Güherçile ne oldu? Güherçilerin başına adam koydun mu? Hünkârım bunlar başımıza iş oldular ha. Güherçilerin başına henüz adam koymadık. Çünkü güherçilerin hemen dibine... Diğer güherçilerin başına birilerini kale koy. Kale dikmeye başladılar. Burayı fethetmek zor olacak. Diğer bir güherçiliğe adam gönder o zaman. Acil çabuk. Dediğimi yapar mısın? Halledeceğiz. Dediğimi hemen yapar mısın? Hemen olmuyor hiçbir şey hünkâr. Bekleyeceksin. Çıktı güherçile. Çıktı, bekleyeceğiz işte. Neyini bekliyoruz ya? Çıkmış orada. Başına adam gönderemiyor muyuz onları? Hünkârım. Efendim. Trebuşe gördüm. Şöyle iki tane fikir geliyor aklıma. Evet. Bu son şehri alalım. Bu bizim ayağımıza takılacak her türlü hünkârım da. Bunu çözmek için şöyle sert bir fikir hayal ediyorum. Küçücük yeri almak için mi sert fikir? Evet. O da şöyle olabilir.
Kartaca'da üretimimiz çok düşük. Trabzon'a bakacağız. Trabzon'da 10 turda çıkıyor. Ne üretim? Ankara'da. Hünkârım, gavurun trebuşe dediği bizde karşılığı ne bilmiyorum. Böyle zaman mancınık diye vurdunuz mu duvarın mancınık içinden geçen bir alet var. Evet. Varidür derler. İşte ondan. Ne olmuş ona? Doğru gün bilgi verir misin? Ondan üretelim cümleni diyorum hünkârım. Kur. Üretemiyoruz. Niye üretemiyoruz? Hayır, üretelim diyorum. Hadi üretelim. O zaman Kartaca'da üretim emrini verdim. 13 lira çıkacak. 13 mü? Öyle. Kartaca'yı yeni fethettiğimiz için henüz çok verimli çalışmıyor. Pekala. Buraya kurdukları başka bu kadar iş olacak. Başka ne yapabiliriz şu anda? Yani. Derdimiz ne başka? Bir şey olmaz, alırız. Alırız da. Bizim o sırada bilimimiz gelişecek. Bir sürü şeyimiz gelişecek. Tabii tabii. Ateşli silahlarımız olacak. İmkansız diye bir şey yok. Sadece vakit alacak hünkârım. Şu anda memleketimizin çözülmesi gereken en acil sorunu nedir Sayın Pargalı? Hünkârım, şu an maşallah çok iyi durumdayız. Geleceğe dair bir takım yatırımlarımız var. O da işte güherçile madenlerin açılması. Çok acil bir problemimiz var mı yok mu? Onu yok, bilmek istiyorum. Sınırlarımızı 6 tur kadar sonra Arapların Jenne şehri düğün dernek yaparak katılacaklar. Bu arada Arap medeniyetine dinimiz aslan dini de yayılmaya başlamış. Çok iyi. Haberiniz olsun. Neden dinimiz yayılmaya başladı sence Pargalı? Çünkü ekonomik olarak iş bitiriyoruz. İyiyiz. Hayır. Ekonomik ve sosyokültürel olarak demek ki iyiyiz. Ki dinimiz de yayılıyor. Evet. Başka? Hünkârım, bir de misyoner çıkarttık. Tamam. Çünkü şöyle bir şey var. Araplar koşa koşa bizim dinimizi kavramalarına rağmen bizim halkımız ya bize ne abi şimdi aslan maslan falan tarzı kendi takılıyorlar. Kendi şahsi tebaamızsa çok dindar olmak zorunda değiller. Zaten bize boyun eğmişler. İşte boyun yani eğmek gibi demeyelim de. Tamam, zaten şimdi benim hükümranlığımı kabul ediyorsa benim kendi öz halkım, onlara ben niye dini baskı yapayım? Baskı yapmayacağız. Yani benim ecdadımın yaptığı bir büyük hata da buydu. Onlar zaten senin halkın, sana boyun eğmiş, senin hakimiyetin altında, kendine Türk diyor. Sen bu insanlara neden dini baskı yapıyorsun? Ne gerek var? Git komşularına yap dini baskı, değil mi? Maşallah. Aslan dininden olmayanlara yap. Ben ecdadımın hatasını tekrar etmek istemiyorum. Diğer yandan şunu sana soruyorum Pargalı. Kendi öz tebaam aslan dinini yeterince çok benimsemezse yarın öbür gün bana karşı ayaklanır mı? Komşu ülkelerin dinlerini benimseyip vatan haini olur mu? Bu oyunda var mı böyle bir mekanik? Aynı öngördüğünüz şeyler yaşanabiliyor. O zaman kardeşim Osmanlı taktiğine geri dönüyorum. Demokratlığım iptal. Demokratlığı iptal ediyorum. Aslan dini en aslan dindir. Aslan dini aslanlar gibi dindir. Aslan dininden olmayan patates dinindendir. Bu propagandayı lütfen ülke içinde yayalım Pargalı. Yayıyoruz hünkârım. Şimdi başladık. Misyonerlerimiz ellerinde kitap gezmeye başladılar. Türk'ün Türk'e, Müslüman'ın Müslüman'a, aslan dindarının aslan dindarına propagandası başlasın. Evet. Şöyle bir barbar kavmi çıkmış. Onlara biraz ok atacağım hünkârım. Ya onları boyun eğdiremiyor muyuz? Kardeşim sen yani okun var, başka da bir şeyin yok. Gelmişin gelişmiş topraklara. Bana ok sıkana kadar gel benim tebaam ol. Askerim ol, orduma gir. Böyle bir şey diyemiyor muyuz bunlara biz? Oo. Ha? Aslında deme ederiz de hünkârım, bunlar barbar olduğu için anca bar diye konuşuyorlar. Hiç anlamıyorlar o işlerden. Olmuyor mu gerçekten ya? Din adamı olması lazım. Hayda. O kadar güçlü din adamımız yok bizim. Hünkârım, büyük tüccar çıktı bu arada. Zhang Chen. Tüccar. Aa, gelsin Çinli mi bir de? Evet. Çabuk Çin'den getir. Büyük tüccar geldi. Büyük getir, tüccar getir, diyor getir. Ki ben Ankara'nızda diyor bir şube açmak isterim. Aç, Çin'den aç. Boncuk aç, çiçek yavrum, getireceğim aç, diyor. Aç. Çin'i zaman getirme de. Çinli tüccar gelebilir. Hünkârım, Çinli tüccar kulunuz sayesinde ticaret rotalarımız bir taneye mahsus arttı. Tamam, gayet güzel. Böylece rotamız artsın. Kartaca'da çıkartacağımız bir tüccarı. O bizi her anlamda geliştirecektir. Bakayım. Birkaç tur sonra bir tüccar çıkaracağız. Onu Kartaca'dan Ankara'ya kadar ben yollayacağım ki arası çiçek gibi olsun. Müziği açsana ya. Biraz daha duyalım mı müziği? Tabii hünkârım. Hünkârım, Ömer Hayyam peydah oldu. Ömer Hayyam bir bilim insanı gerçekten olarak gelmiş. Gerçekten mi? Evet, İstanbul'umuza gelmiş. Hoş gelmiş, safa gelmiş. Büyük başımın üstünde duymuş. Yeri var. Gel bebişim, gel. Diyor ki kütüphanenizde çalışmak isterim diyor. Tabii ki. Üstüne de 100 altın bağışlı adama. Vermek gerek yok. Hadi bedava çalış. Para ver, para ver. Hünkârım, adama para ver, ciddiyim. Ömer Hayyam güzel fikirler geliştirdi bazı teknolojide. Özellikle
Gunpowder. Gunpowder. Square rigging konusunda çağın ötesinde birisi. Hünkârım, Ömer Hayyam camiden halıyı çalmış, içmeye gidiyor. Ne diyelim? Gitsin yavrum benim, canım benim. Adama iki eşek yükü şarap, iki eşek yükü rakı gönder. Bir, 100 altın bağışla. İki, çok samimiyim. Tamam. Bu bilim insanlarına para verebiliyor muyuz biz? Yani oyunda. Yok. Ne demek yok? Ya bir kere geldi zaten artık. Onun gelişi eksik bir kere. Eksik mekaniğin çok. Civilization ekibi sana sesleniyorum. Eksik mekaniğin çok fazla. O var mı diyorum, yok. Bu var mı diyorum, yok. Ama benim var mı diye sorduğum her şey tarihte var mekanik olarak. Lütfen Civ 6'da bunları yenileyin. Kendinizi biraz geliştirin. Evet, Ömer Hayyam'ımız var. Çinli tüccarımız var. Başka great person'ımız var mıydı bizim? Peygamber'de var mıydı bizde bir tane sanki? O geldi, o işte şey, zaten dini kurdu, sonra vefat etti. Mı? Türbesi var artık hünkârım. Biraz da böyle evliya mevliya yok mu ya? Veli falan? Yok hünkârım, ama şöyle Ankara'mızda... Aziz şeyimiz var. Şu Aziz'imiz yok ama misyonerimiz var. O da Ankara'ya aslanların dinini yayıyor şu anda. Yayıyor hünkârım. Mu? İyi, okey. Ceren Sultan'ım, vergimi vermeye geldim diyor. Eyvallah Ege, teşekkür ediyorum. Gelirin doğrultusunda ver, fazlasında gözümüz yok. Yeter ki isyan etmeyin, isyan çıkarmayın canlarım. Başka? Şu anda herhangi bir sıkıntımız var mı? Hünkârım, inanır mısınız? Hiç yok ya. Maşallah, subhanallah. Ankara komple aslanların dinine Aves dedi hünkârım. Harika. Dini eğilimleri düşük. Diğer şehrimiz hangisi? Oo, bilim, Ömer Hayyam ve Büyük Kütüphane'den sonra bilim hızımız iki katına çıktı. 8 turda öğreneceğimizi 5 turda öğrenir olduk hünkârım. Ya, bu devleti bana verin ya. Bu devleti bana verin. Şu kostümle yöneteyim. 6 ayda her şeyi kurtarayım. Başka bir yere kütüphane yapabiliyor muyuz? Hünkârım, yapıyoruz bir da. Bir kütüphane daha yaptırmak istiyorum. Trabzon'da az önce kütüphane açtık hünkârım, bakınız. Bana niye sormadan açıyorsun? Sorduk, konuştuk. Sordun dağların mu? Arasında Trabzon'da tamam. Çok güzel açmıştık, kütüphane değil mi? Yapacağız. Tamam. Tabii. Sivas'ta var mıydı kütüphane? Yok, Sivas biraz işçi kenti. Orası şimdi kütüphane aç, falan aç, iş. Aç. Hünkârım. Çok mu para? Bizden ne gidecek? Hünkârım, her şehirde her şey yapmayalım. Her şehir bir şeyde uzman olursa hayır, daha iyi oluyor. Hayır efendim. Sivas'ın halkı da kütüphaneyi hak ediyor. Ya onlar gezmeye gelirler buraya hünkârım. Sivas halkı da kütüphaneyi hak ediyor. Hünkârım, sene birer sonra yapsınlar. Ne teklif ediyorsun peki? Bakıyorum vallahi hünkârım. Hiçbir fikrin yok yani. Şu an yok. O zaman benim dediğimi yapsana ya. Hünkârım, onun yerine bilim insanlarına bütçe ayıralım. Hani öyle bir şey yoktu? Az önce sordum, daha az önce sordum. Direkt Ömer Hayyam'a vermek yok ama genel olarak var. Söylesene. O zaman çabuk bütçeyi ayır. Ayırıyorum. Ya da tüccar da çıkarabiliriz. Hayır, bilim adamlarına bütçe. Çünkü güherçiliğimiz var artık. Tamam. Bundan sonra architecture hepsine ihtiyacımız olacak. Başka neye yatırım yapabiliriz? Madem öyle çok büyük bir sorunumuz yok ki, benim yönettiğim bir ülkenin tabii ki büyük bir sorunu olmayacak. Yatırım yapılabilecek başka nelerimiz var? Hünkârım, şimdi şöyle bir teknik deniyoruz. Herkül kulunuzu şeyin üstüne saldık, düşmanın üstüne saldık. Nerede, hangi düşmanın üstüne? Bana Kartaca. Niye sormadan salıyorsun? Kartaca'ya. Bana niye sormuyorsun? Aa, hünkârım, bu arada Ankara'dan... Bana niye sormuyorsun? Pardon. Hünkârım, günlük işleri ben hallediyorum. Hayır efendim, bu ülkeyi Kartaca. Ben yönetiyorum. Sen benim danışmanımsın. Hünkârım, her şeyi size sorarsam kitlenirsiniz. Her şeyi bana sorman lazım. Anksiyeteniz tutar hünkârım. Tutmaz, atma. Senin vırvırını çekmek istemiyorum desene şuna. De de kelleni alayım. Hünkârım, de. İşte siz halkla falan şey yapın, konuşun. Hayır yani. Efendim, bana soracaksın. Ben burada kendi tarihsel bilgilerimi de deniyorum. Bir tek eğlenmiyorum. Bu kadar ciddiye almamın bir sebebi de bu. O yüzden lütfen bana sorunuz, ne oluyorsa. Ne oluyor şu an, bana anlatır mısın? Herkül kulunuz şurayı almakta şu an zorlanıyor gibi. O yüzden Herkül kulunuzu geri çekiyoruz. Zaten duvar yok mu? Herkül nasıl alsın? Kafayı vura vura mı duvarı yıksın adam? Herkül değil mi bu? Belki yıkar dedik hünkârım, bir bakalım. Daha mancınığı üretmemişiz. Ne yapsın adam? Kafayı mı vursun? Hünkârım, duvarları. İstanbul'umuzda bir ibadethane açalım diyoruz. Halk ibadethane istiyor. Ya da İstanbul'umuzda bir tüccar çıkaralım ilk önce. Tüccarımız eksik hünkârım. Tüccar bastık. Ankara'ya aç ibadethaneyi. Oranın halkı biraz az dindardı. Ankara... Ne oldu? Şu an en az dindar bölge neresiyse git oraya aç ibadethaneyi.
Hünkârım, Ankara'mıza bir liman açsak mı acaba ya, liman? Yahu bir şey bitmeden öbürüne geçiyorsun. Ne diyorsun yavrucuğum ya sen? Yo, niye? Kafamı allak bullak ediyorsun. İbadethane açalım mı? Ona bir cevap veriyorum, ona bir cevap vermek yok. Limana geçiyorsun. Bir sırayla bir şeyleri yap. Ben oynuyorsam bana sor, cevap al, ona göre hareket et ya. Ankara'mıza liman açalım mı hünkârım? Yok mu zaten limanı kenarı? Bir daha ayrıca liman mı açılıyor? Tabii, bu liman şeyi demek artık. Yani ciddi yatırım. İyi tamam, aç hadi, tabii ki aç. O zaman Osmancı'ya da git aç. Çabuk Osmancı'ya da git aç. Osmancık bir şimdi fetih sonrası kendini toparlıyor. Hayır efendim, git Osmancı'ya da aç. Hünkârım, bu bayan barış istiyor. Zaten biz bununla şey değil miyiz? Bunu almadık mı? Yok, son bir şehri kaldı ya işte, Kürmerküs aldık üstüne. Barış okey deyip sonra tekrar saldırabileceğiz değil mi buna? Çok sonra, ama bu sefer de vay, önce barış deyip sonra saldırdın diye millet bize kurulur. Kaç tur sonra? Mancınığı kaç tur sonra çıkartabiliyoruz? İki tur sonra. Hiç bence barış yapmayalım o hünkârım. O zaman barış falan yapma. Yallah. Güle güle. Bak bak surata bak hünkârım. Kaş göz kapat ediyor. Ve şu Osmancı'da liman aç, yürü. Kaş göz dediğimi ediyor hünkârım. Osmancı liman açar mısın? Osmancı'nın nüfusu limanı kaldırmaz hünkârım. Ha, varmış limanı zaten. Tamam hünkârım, o iş kolay. Güherçilerin başına adam koyabiliyor muyuz artık? Koyacağız. O da olacak, o da olacak. Çabuk. Hepsini halledeceğiz. Küçük küçük işlerle uğraşacağım derken güherçiliği geliştirmeyi unutursam bu oyunu bırakırım. Çünkü sıçtığımızın resmi olur, söyleyeyim. Ay Allah, Ankara'ya asker gelmiş hünkârım ya. Nereden gelmiş? Anlamadım ki. Kimin askeri? Bu tarafta da yeterince askerimiz yok hünkârım. Nerede bizim askerlerimiz? Hepsini yığdın değil mi ülkenin kuzeydoğusuna? Tabii. İyi halt ettin. Küçücük yeri şey yapacağım, alacağım diye. Barbar gelmiş hünkârım. Çabuk asker sevk edelim Pargalı. Ben sana ne diyorum? Ülkenin Arman her tarafındaki şey. Askerleri toplayıp çekme bir yere diyorum. Birlikler bırakacaksın. Ülkenin her yerinde ayrı ayrı birlikler bırakacaksın. Bütün askerleri topluyorsun. Savaş neredeyse oraya. Öyle biraz, şey olmaz. Biraz asker çıkarıp şu barbarların içinden bir geçelim hünkârım. Bunlar bize iş olacak. Çıkar bakalım. Ay bu ne? Ay. Ben bunu burada mı unutmuşum? Ha, bu çökmüş. Geçen haftadan kalmadı hünkârım o. Ay. Başka. Bu arada bakar mısınız pelerinime? Gözüküyor mu? İnsan pelerin giyince gerçekten tribe giriyor bu arada. Ay ay ay. Ay ay ay. Ay. Karapınar dessert mü? Çöl mü var aşağıda? Vardır hünkârım. Ne yapıyorsun şu anda? Hünkârım, Herkül kulumuzu Ankara'ya gönderdik tekrar. Evet. Aa. Harika bir şey oldu hünkârım. Ne oldu? Komşularımız sınıra kadar işçi getirmiş. Kafalarına sopayla vurup işçilerini aldık. Böylece kendi işçimiz olarak çalıştıracağız. Ben böyle bir devlet hayal etmemiştim ya. Neyse. Hünkârım, tatlı tatlı yönetiyoruz işte. Bu işler böyle. Arada küçük şeyler olacak. İtişmeler diyeyim yani hünkârım. Oh, Sivas da Ankara aslan diline katıldı hünkârım. Katıldı mı? Katıldı. Güzel. Aa hünkârım, Araplar size katılalım mı diyorlar? Hadi desinler, gelsinler. Diyelim mi, hediye evet, mi evet, hünkârım? Evet, Keep City. Bir de onlara bir favor yapalım. Şehirlerine bir şey dikelim, onları mutlu edecek bir şey yapalım. Muz verelim, ne lazımsa. Şey dikeyim, anıt dikeyim. Muz verelim bunlara, muz. Tamam, muz veriyorum, ayrıca anıt dikeyim hünkârım. Anıt hoşlarına gidecek bir şey tabii, mi? Tabii, bayılırlar. Oha. Doğru söyle lan. Evet. İyi, hadi dik o zaman. Oh, anıt diktiler bize diye, çok sevinirler. Halk böyledir. Halk mutluluğunu arttıran bir şey mi anıt gerçekten? Evet, Allah'ın tabii. Anıtı. Tabii tabii. Peki. Yani bir yol değil, bir yemek değil ama şey yani, yine bir şeydir yani. Bizim dinimize geçmişlerdi. İbadethane mi kursaydık? Kartaca sınırlarında patlamalar devam ediyor hünkârım. Pargalı, derhal şey araştırılsın. Vay, Ankara dünyanın en büyük şehri şu an hünkârım. Maşallah. Milattan önce 350 yılındayız tabii. Sana rağmen. Dediğim her şeyi yapmıyorsun bile. Hünkârım, yapmaz olur muyuz? Ya bir şey diyecektim az önce, unuttum yine ha. Ne diyordum ben az önce? Ha, bu volkanın çevresinde afet zede var mı diye bakıp onlara yardım götürebiliyor muyuz? Osmancı'nın yanındaymış zaten hünkârım. Afet zede yok. Yok ama mu? Evet, ilerleyen çağlarda şöyle bir mekanik ortaya çıkıyor.
Haydi bakalım afet görenlere yardımcı olalım mekaniği çıkıyor. Ama daha şu an yok mu? Şu an yok hünkârım ama. İyi, bu mekanik varmış en azından. Var. Hünkârım. Evet. Trebuşemiz çıktı. Çıktı mı? Çıktı. Güçlü mü yeterince? Şimdi deneyeceğiz hünkârım, bilmiyorum. Daha bir düşman üzerine bir sıkmak lazım. Bizim bir gücümüz var ama düşmanın da bir gücü var. Peki bunların yaptıkları ki. Şehrin etrafına çektikleri surlar trebuşeyle yıkılıyor mu yoksa top mu gerekiyor? Hünkârım az sonra işte onu hep beraber öğreneceğiz. Ha, daha bilmiyoruz yani. Tak diye bir tane sıkacağız, bakalım ne olacak. Deneyelim bakalım. Evet, Herkül kulunuz da düşmanın beynini patlattı hünkârım. Bütün askerlerimizi tek bir yere toplama, tamam mı? Ülkenin sağında, solunda, ortasında lütfen çeşitli birlikler bırak. Bu arada ne zaman karargah kurabileceğiz biz? Kurduk hünkârım. Trabzon'daki işte karargah. Ondan daha büyüğü yok mu? O küçücük. Küçücük dediğiniz hünkârım yani şehirle aynı büyüklükte. Nasıl neredeyse. Aynı büyüklükte? Ebat olarak bakın hünkârım. Dağlar ekmek kadar dediğiniz günleri hatırlayın. Bakın bu şehrin ben ebatı. Ben gerçek kurumsallaşmış bir böyle ordugahtan bahsediyorum. İlerleyen çağlarda hünkârım. Daha o kadar şey yok. Kaç yılındayız ne biz? Ne diyeyim? Milattan önce 350. Pekala. Hadi yıkalım şu duvarları ya. Yerli kendiler sökülecek. Dın dın dın. Hünkârım bir mimarımız var. Diyor ki şöyle İstanbul'a bir Ayasofya patlatabilirim. Patlat. Ben diyor. Patlatalım mı? Derhal. Tamam. İyidir, hoştur. İtibardur. Dindür. Eydür. Din temizlüktür. Hünkârım Kartaca şimdi nüfus olarak bayağı büyük. Evet. Diyorum ki Kartaca'ya bir yatırım yapalım. Yani gavur memleketi muamelesi yapmayalım. Artık bizim bir toprağımızdır diyorum hünkârım. Halkın sadakati ne durumda Kartaca'da? Full. Herkes Osmanlı. Fesi takan Osmanlıyım diye geziyor. Doğruyu söyle Pargalı. %100 hünkâr. Bak. Pargalı bana duymak istediğim şeyleri değil, gerçekleri anlat. Bak hünkârım ne diyor? Belongs to the Ottoman's full loyalty. Okay. Kartaca'da damağı yok mu? Oraya da yapalım kütüphane bir tane. Yok. Orada bizim dinimiz ne durumda? Ya daha buraya yayamadık hünkârım. Uzak. O zaman misyoneri hadi oraya gönder. Gönderelim de. Çabuk gönder ha. Kartaca'ya ya ticaret yolu yapabiliriz. Kartaca'yı ben ticaret için sakladım zaten. Ya da ilk endüstriyel mahallemizi açabiliriz. İşçi mahallesi, şey mahallesi, demirci mahallesi yani böyle tam. Denizin kenarında. Deniz yok. Deniz. Denize yakın Kartaca'ya. Ya deniz yok. Göl var, dere var hünkârım. Ne denize yakın var? Ama. Hünkârım burada demirci mahallesi var ya çok iş yapar. Nerede? Demir madeni mi varmış burada? Yok demirci mahallesi değil de işte bilmiyorum eskiden ne deniyor onlara? Bütün işçilerin, ustaların, demircilerin, denize yakın ustaların olmaz. Çalıştığı yer işte. İç deniz değil, Anadolu'ya bu, göl, yaparız göl. Onu. Yahu şu kuzeyi deniz değil mi kardeşim? Ya orada Osmancık var, Tir var. Evet. İki farklı şehir var. Denize yakın dediğiniz yani haritadan bakınca yakın. Yoksa buradaki insanlar seyahat ediyor deniz görmek için. Ben Kartaca'yı daha çok bir bilim ve ticaret şehri olarak düşünmüştüm Pargalı. Peki öyle olmaz hünkârım. Buradan çok bilim çıkmaz. Niye? Daha yok çünkü öyle mi? Buranın insanı gevşek olur. Bana düzgün bilgi verir misin Pargalı? Daha yok. Aa hünkârım ya. Acaba diyorum Osmancık'ta ilk gemimizi şöyle yapıp denizleri bir keşfetmeye başlasak şu mı? Şu şehri alır mısın artık Kartaca şehrini? Mancınık da çıktı. Daha neyi bekliyorsun? Mancınık çıktı da. Evet. Bakalım. Daha ilk denemeye atış yapamadık mancınıkta. Yap işte. Tur neyi geçmedi. Bekliyorsun ki? Ha, tur mu bekliyoruz? Tur bekliyoruz hünkârım. Güherçile ne durumda? Güherçile heriflerin kalesinin tam dibinde olduğu için alamıyoruz hünkârım. Diğer güherçile nerede? Hünkârım bu yine barış istiyor ama. Refuse. Hadi köyüne dön bacım. Diğer güherçile ne durumda? Burası bize iş olacak. Oraya da şehir kuruyoruz hünkârım. Hı, tamam. İşçi basıyor musun bir yandan? Major wall damage. Basıyoruz hünkârım. Basıyoruz da heriflerin ne oldu? Şeyi kurdukları yer şöyle ormanın kıyısına kurmuşlar. Evet. Bu açıdan düzgün atış yapamadık. Öteki şehre taşıyacağız şimdi. Bu kuşatma işleri işte çok yavaş yapıyor. Osmancık'tan yap işte. İşte ama biz Kartaca'da öğrettik Yamalı. Onu şimdi taşıyacağız yavaş yavaş. Ha tamam tabii vakit canım taşıyacaksın. Orada orman olduğunu görmedin mi sen daha önce Pargalı? Hünkârım ben savaş işlerinde çok iyi değilim. O zaman beni dinle. Bana sor. Tamam hünkârım. Aa. Ne doğru düzgün bilgi veriyor ne bir şey diyor.
Ne yapıyorsun şu anda? Bilgi ver. Güher çile çıkartmaya başladı. Halep is the latest city in our province. Aynen. Ya bir şey okuyacağım. Senin vermediğin bilgiyi alacağım. Güher çilenin yanına ve üstüne Halep şehrimizi kurduk hünkârım. Halep ne ya? Onun ismini değiştir. Ne yapayım? Şey yap. İzmir. İzmir olsun. Böyle İzmir mi olur hünkârım? Olur abi. Böyle Halep mi olur? Ben Halep'i ne yapayım? Bana ne Halep'ten? İzmir olsun. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'imiz biraz tırt gibi hünkârım. Değil. İzmir inherently güzel bir şehirdir. Anlaşıldı. Orayı geliştiririz biz, merak etmeyin. Ne oldu? İzmir'imiz büyüsün diye yatırımlar yapıyoruz hünkârım. Ne gibi? Bana da bir bilgi verir misin acaba? Amele çıkarttık. Güherçile çıkaracaklar. Tamam. Aile tarla açacaklar. O malları saklamak için de bir granary yapıyoruz İzmir'de şu an. Bir şey çok küçük bir şehir şu anda. Güherçile'nin bulunduğu yerin yakınına bir ordugah kurar mısın? Bir değerlendirelim hünkârım onu, çünkü orada ordu gelecek bir yer yok ki ordugah kuralım. Nasıl yok? Anlatırım. Güherçile'nin olduğu yerde askeri bir üs kurmamız gerekiyor. Hem Güherçile kaynaklarımızı korumak için, hem de Güherçile'nin ürettiği şeylerin orduya hemen ulaşması için. Hı hı. Çok doğru hünkârım. Güzel bir yaklaşım. Bu arada tarihimizin Güherçile konusundaki en iyi şehri neresiydi? Bilene benden kitap lan. Hadi kitap hediye ediyorum. 12. 13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu'da Güherçile'nin en bol bulunduğu şehrimiz hangisiydi? Kafadan sallamayın, biliyorsanız söyleyin. Kerem Tekkal benden kitap kazandım bebişim. Evet, Kayseri. Kayseri cevabını veren ilk kişi Kerem Tekkal arkadaşımız. Kerem Tekkal, unutma. Sana kitap hediye edeceğim. Kayseri. Ne Urfa'sı ya. Urfa'da ne gezer. Kerem Tekkar, kendini unutma bebişim. Benden kitap kazandın. Ne yapıyorsun şu an Pargalı? Vallahi önceki planlar devam ediyor hünkârım. İki günde çıkmıyor hiçbir şey haliyle. Bekliyoruz. Tamam yani. Ne yaptığını söyle. Şunu geliştiriyorum, bunu şey yapıyorum falan bir şeyler de bana. Bir kere yeni bir askeri birlik çıkardık gördüğünüz gibi. Full zırhlı ve sopalı çocuklar, yeni çağa geçildi askeri konusunda. 425 senesi, evet. Tabii. Orta çağa geçti ki orta çağ ünitelerimiz çıkıyor şimdi küçük küçük. Güzel. Bunun dışında Ankara'da bir liman kuruyoruz biliyorsunuz. Liman çok para getiriyor Ankara'ya. Getiriyor mu? Onun yatırımını yaptık. Osmancık'taki liman para getiriyor mu? Yoksa orası çalışmıyor. İlk Güherçile madenini açtık bu arada. Açtık mı? Oh şükür. Bak, onun yakınlarına bir askeri bir şey kur. Çok ciddiyim. Hünkârım, kurulabiliyorsa askeri bir şey kur oralara. Onun bir yanı çöl yani. Ne gelecek oradan hünkârım? Riskli olmayan yere askeri yatırım yapmak biraz masraf hünkârım. Benim dediğimi yapar mısın? Hünkârım, bu Arap Güherçile istiyor. Bence asla satmayalım. Canım, daha sonra gel. Taze bitti dükkanda. Aynen. Bize kadar var kardeş. Bize kadar var. Patron yok. Hünkârım, bu yine barış filan diyor. Refuse. Teslim ol artık be. Sen de artık teslim ol. Barış dediğin şey teslim olmaktır. Barış istiyorsan teslim olacaksın. Bu kadar basit. Evet. Bunun dışında İzmir'e tarlalar açıyoruz. İzmir'imiz hızlı büyüsün, gelişsin diye. Şurada bir örümcek görseli çıkıyordu. O ne ayak? O böyle çöle bir şeyler çiziyor hünkârım. Neydi o? Nazca'lar. Nazca. Ne durumdayız? Hünkârım, son olarak bir şey yapacağız. O da ne biliyor musunuz? Ne? What? Vallahi hünkârım, çok iyi gidiyoruz ha. Şöyle yani. Bakıyorum. Education? Evet. Eğitim konusu, education. Eğitim kelimesini keşfedelim diyoruz hünkârım. Evet, hadi artık. Olarak. Hadi artık education. Evet, şimdi. Bir yere daha library kurmamız lazım. Bu arada. Ne kurdun oraya ya? Tapınak kuruyoruz İstanbul'da hünkârım. Bak, İbadethane. Tamam, okey. Ama bir dağ kıyısı bulup oraya da bir kütüphane daha kurmamız lazım ve iç kısımlarda olması lazım. Sungur beni dinliyor mu?
Evet. Şu an Sivas'ta ne yapsak diye bakıyorum da hünkârım. Sivas'tan... Bana sor. Ben değerlendireceğim. Sen tek başına karar alma. Ne yapalım hünkârım? Ne var ne yok Sivas'ta onu bana söyle şu anda. Sivas'ta ticaret var. Çay var. Demir var. Sivas çok güzel bir şehir. Bol bol taş madeni var. Üretimi güçlü. Besini güçlü. Şu an barbar saldırısı altında. Orada yerel birlikler var. Onlar barbarlarla Şimdi, savaşıyor. Sivas zengin bir şehirse o zaman buraya bir birlik bırakalım. Böyle kocaman ordugah değil de küçük bir askeri birlik falan kuramıyor muyuz? O var hünkârım. Bakın hem oklu okçularımız var hem de hünkârım ya. Ne? Şu eğitimi biraz salıp da... Hayır salma. Tatar yayını geliştirsek mi? Hayır salma. Zırhlı askerler saldırıyor. Tatar yayımız olmazsa durduramayız zırhlı askeri. İkisinden birini seçmek zorunda mıyız? İkisini aynı anda seçemiyor muyuz? Birine öncelik vereceğiz. Bence Tatar yayını öncelik verelim. İyi peki hadi. Zırhlı askerler saldırıyorsa mecburuz evet. Buyurun bak düşman askeri şeyimizi yağmaladı. Abi nereden giriyor bunlar yağmaladı. Ülkemizin içine pardon? Şurada barbar vardı hünkârım oradan geldiler. Peki bizim birliklerimiz nerede? Savunmadalar saldırıda değiller. Niye? Yani öyle önce icap etti ya hünkârım. En iyi savunma saldırıdır ya. İşte şehre çekelim dedik ya onları hünkârım hani. Şehre çekmekle iyi ettin de neden savunmadalar neden saldırmıyorlar? Bu arada İstanbul'dan yeni bir ticaret rotası çıkaracağız. Hedefimiz keşke bir tane soruma cevap Kartaca varsa. Olsa diyorum hünkârım. Evet de ben sana başka bir şey soruyorum. Ülkemizi askeri olarak savunamayacaksak hiçbir şeyin bir anlamı yok. Hünkârım bir tane olay oldu her şeyi yakıyorsun sen de ha öyle olmuyor bir işte. Bir şey soruyorum adamlar tamam. Neden savunmada neden saldırmıyorlar diyorum. Ya hünkârım daire şeklinde ya medeniyetimiz. Her yerde cephesi var ya. Şu an askerimizin yarısı Kartaca ile uğraşıyor, yarısı savunma yapıyor. Barbara da gönderecek asker yatırımı yapmıyoruz artık. Niye yapmıyoruz? Çöpe para çünkü. Yap. Para. Yahu çöpe bizim para. askere ihtiyacımız var. Gittikçe zenginleşiyoruz. Çevremizdeki herkesin ve özellikle barbarların ağzı sulanacak. Orada zenginlik varmış gidip yağmalayalım diyecekler. Doğal olarak ben niye askeri ve bilimsel bir ülke kurmaya çalışıyorum sence? Hünkârım. Bilimle zenginleşeceğiz. Asker de bizi koruyacak. Tamam. Basıyorum asker bas. Tamam. Yuh Kartaca 3 tane asker bastı be. Neyse öldürürüz her türlü de. Nereden bastın be kardeşim bu kadar? Çabuk asker bas. Kabul 8. Maska 8. İstanbul 5. Kartaca İstanbul arası ticaret yolumuz hayırlı olsun. Kapa çeneni be soluk. Asıl ben burada kocama laf anlatmaya çalışıyorum deminden beri. Tipler. O bana bir şey anlatmaya çalışıyor mu? Hayır. Ben ona deminden beri bir şey anlatmaya çalışıyorum. Soru soruyorum, cevap almaya çalışıyorum. Vır 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 hemen. Sanki bir şey anlatma kabiliyetiniz var. Sanki kızlar size bir şey sorduğu zaman iki kelam edebiliyorsunuz. Hemen başlıyorlar vır vır vır. Bana laf anlatmayacaksa benimle beraber oyun açmayacak. Bu kadar basit. Trabzon'a ne yapsak şimdi? Barbarlar ne oldu? Hünkârım her şehrin derdi başka. Şimdi ben bir şehre bakarken sen ne başka şehri diyorum, sorunca ne oldu, sen de benim ne kafamı oldu? Karıştırıyorsun. Ben Trabzon'daysam şu an sen de Trabzon'a bak hünkârım. Az önceki durum ne oldu diyorum onu soruyorum ya. Trabzon'la alakalı mı hünkârım o durum? O bilgiyi de biraz sonra o şehre geçtiğimizde ya verelim. Az önce askerler saldırmıştı. Saldırıyı püskürttük mü püskürtmedik mi? Bu kadar basit bir şey soruyorum sana. Hünkârım uğraşıyoruz daha. Bakın burada duruyor askerler. Sıkıyoruz bunları. Bu kadın bunu söyleyeceksin. Tamam. Alt üstü bu kadar bilgi vereceksin. Ama yani odağınız dağılıyor hemen hünkârım. Buradayız benim şu mi, an. Trabzon. Senin mi? Trabzon hünkârım. Trabzon'a odaklanalım. Trabzon'da işlenmemiş çok toprak var. Trabzon'da bir amele çıkarıp bu toprakları işlesek iyi olur hünkârım açıkçası. İyi yap o zaman. Tamam. Kartaca büyümeye ben devam ediyor. Ben burada hiç konuşmayayım. Can Bey de bunu istiyor. Siz de bunu istiyorsunuz. Hiç konuşmayayım. Bana ne söyleniyorsa ya başımı sallayayım ya böyle yapayım. Böyle mi oynayacağız beraber oyun? Şimdi Kartaca'ya geçtik hünkârım. Kartaca'yı konuşalım mı? Ben memnun kalmadım bu oyun performansından söyleyeyim. Sen soru soracaksın. Ben evet ve hayır diyeceğim. Bu mu beraber oynamak? Hünkârım 45 tane şeyle uğraşıyorum burada. Siz de biraz beni takip ederseniz iyi olur. Ben seni takip edebilmek için soru soruyorum sana. Tamam diyorum ki Trabzon ile alakalı bir konu var. Gidiyorsunuz barbarları soruyorsunuz. Çünkü az önce barbarlardan bahsediyordun. Evet ama zaman geçiyor arada. Hep bir şeyler yetişmemiz lazım. Biraz acelemiz var. Şu
Kartacı'daki atlıları bir öldürmemiz lazım. Tirliler bize asker çıkarttı. Bunun dışında Kartaca'da bilim okulları açtık. Buraya bir kütüphane yapabiliriz. Bir aklıma bu geliyor. Bir tiyatromuz var. Oraya bir amfiteyatro yapabiliriz. Seyirci gelir, eğlenirler. Ne tiyatrosu ya? Kültür olur yani. Bize her yerden barbar çıkıp duruyor. Yok hünkârım. Koca topraklarınızda şu an bir tane barbar var. Onda bir okluk canı var. Gözünüzü çok büyütmeyin barbar tehlikesini. Bakın şöyle gösteriyorum. Bizim... Tamam bakın net bilgi veriyorum. Hünkârım bakın. Osmancık, Kartaca, Trabzon, İstanbul, Jenne, Ankara, İzmir, Sivas gibi illerimiz var. Şu an Sivas'ta bir tane tarlayı yakamış bir tane barbar birliği var. Yani çok feveran edecek bir durum yok. Bir tane var. Az önce sen dedin ki... Evet. Eğitim yerine askeriyeye ağırlık verelim. Çünkü zırhlı askerler çıkıyor dedin. Evet. Şimdi de diyorsun ki o kadar da önemli bir şey değil bu barbar tehlikesi. Şimdi aktif barbar tehlikesi var. Bir de bu saatten sonra herkesin o dünyada zırhlanmış olması var. Bu ikisi birbirinden bağımsız şeyler. Sınırımızdan içeriye girmiş bir tane düşman var. Onu öldüreceğiz. Ama bundan sonra düşman geldiği zaman muhtemelen zırhlı askerle gelecek. Geleceğe dönük bir yatırım yani Tatarya'yı. Yatırımı. Şimdi biz bugün bunu yapmazsak yarın bir gün 3-5 tane zırhlı asker girdiğinde aman hızlıca Tatarya'yı geliştirelim diyemeyiz. Ona şimdiden yatırım yapmak lazım. Bilimsel ordu geliştirelim dediniz ya. Yani asker basalım mı basmayalım mı? Hünkârım askerimiz yeterince var. Asker ama basmayalım. Ama diyorsun ki birkaç tur sonra olur daha da zırhlı askerler gelecek diyorsun. Olur da bir şey olursa diyorum. O zaman diyorum. Niye asker basmayalım? Ya devir değişiyor. Hünkârım aktif bir tehlike yok yani. Aktif bir tane tehlike var. Tir. Tir bize karşı 3 tane atlı asker çıkarttı. Şu anda aktif bir tehlike yok. Birkaç tur sonra olmayacağının garantisi var mı? Yok. Bu ülkeler, bu şehirler bu kadar zenginleşiyorsa eninde sonunda birileri bize saldırmayacak mı? Saldıracak. Daha ne o zaman? Yok ya asker basalım. Yani, asker basalım hünkârım onu mu diyorsun? Evet onu diyorum yani. Tamam okey. Oyunun mekaniği eğer bu yöndeyse çünkü az önce kendin diyorsun. Birkaç tur sonra zırhlı adamlar çıkacak bilmem ne. Demek ki böyle bir tehlike var. Var hünkârım. Daha ne? O zaman asker basalım diyeceğim ama daha asker de geliştirmedik ki. Ne yapalım? Şuradan çay verir misin? Vereyim. Buyurun. O zaman ben kütüphaneye şimdilik yatırım yapıyorum ki askeri teknolojimizi hızlandıralım diye. Asker basmıyorsun yani. Yani o kadar çok askerimiz var ki biraz daha basarsak ekonomi patlayacak. Trebuçeyi de şuradan şuraya götüremedik hünkârım. Ordu. Her tarafımız ordu. Tir Osmanlı'yı geri almaya çalışıyor. Şey Osmancı'yı oraya karşı savunuyoruz. Topraklarımızdaki son barbarları da demin öldürdük. Ama bunlar ne ilk olacak ne son. Haliyle daha barbar çıkabilir. Şimdi yani ben de şunu nasıl göremiyorsun şaşırıyorum ya da gerçekten anlam veremiyorum. Ülkenin hem kuzeyin hem güneyi denize açık. Evet hünkârım. Bu ne demek? Ülkenin hem kuzeyinde hem güneyinde liman var. Var deniz hünkârım. Açık. Evet. Mutlaka oradan bize saldırı gelecek demektir. Bir gün elbet. Üstelik bizden daha gelişmiş birileri bize saldıracak demektir. Tatarya'yı geliştirdik bu arada hünkârım. Güzel haber. Yani evet. Dolayısıyla tabii ki askeri teknolojiye her zaman yatırım yapacağız yani. Kartaca'nın atlılarına... Denize yakın bir yerlere, bir dağın kenarına kütüphane kurmayı teklif ediyorum. Teklif değil, emirdir hünkârım da. Şu an aşırı... Yani bunun için çok süper uygun bir yerimiz yok yani. Peki şu volkan var ya... Evet. Volkanın çevresinde bize herhangi bir yarar sağlayacak bir şey var mı? Hünkârım şöyle yani oluyor... Yani volkanlardan bu oyunda etkin bir şekilde yararlanma imkanımız diye bir şeyimiz var mı? Var hünkârım. Şöyle oluyor. Bu arada bakın sınırımızın dıştaki bir barbar kampını daha temizliyoruz bilginize. Aa hünkârım. Bir önemli gelişme var. Her şeyi durdurduk 2 dakika. Az önce söylediğim şey hemen oluverdi değil mi? Ne o? Ne oluverdi? Kabil'den Granada'ya yol açılmış. Şöyle Ankara'ya liman yaptık ya. Bu liman sayesinde daha uzun rotalara gidebiliyoruz şu anda. Kabil'den açılmadı. Yani onlar da bize gelebilir. Bir önceki rotamız Kabil'e gidiyordu. Şimdi burada Granada diye yeni bir şehir keşfetti denizcilerimiz. Granada'ya ticaret yolu başlatırsak... Granada ağzımıza sıçar bizim ha.
Granada bir tane şehir. Biz onun arkasında yok mu? Koca bir İspanya İmparatorluğu gibi bir şey çıkmayacak mı oradan? Yok hükümdarım. Bunlar bağımsız şehircikler var ya hani küçük küçük Kabil gibi, Gümbet gibi falan. Öyle onun bir yer. Onun arkasında da şehirler açılmayacak mı önümüzdeki turlarda? Bir bakacağız orada bir Hristiyan birliği var. Hünkârım elbet vardır da. Sonra da sıçacaklar ağzımıza. Hünkârım elbet vardır da. Yandık. Hünkârım Granada tüccar bekliyor. Bu kadar bütün mesele. Ya şimdilik. Gönderiyorum. Gönder mecbur. Güzel. Hünkârım Granada ticaretinden öyle bir para kazandık ki bundan sıçtık sonra ya. Askeri nakit parayla alacağız. Ha, güzel. Volkanlardan nasıl yararlanabiliyoruz onu soruyordum. Ha hünkârım volkanlar patladıkça etrafındaki toprakları önce yakıyorlar. Bir canımız sıkılıyor. Sonra da verimli hale geliyor. Başka bir yok mu? Başka bir özelliği? Yok o kadar. Volkanın çevresindeki ne bileyim maden falan işte volkanların yanında şu madeni olur bu madeni olur böyle bir şey yok mu? Öyle bir mekanik yok şu anda hünkârım oyunda. Dam. Aquaduct. Industrial Zone. Hünkârım. Haberiniz olsun. Şimdi geldik orta çağa malum. Biraz konuşmamız lazım. Bakın iki dakika şapkamı çıkardım huzurunuzda. Hünkârım. Bilhassa bu oyunda dere boyuna kurduğumuz şehirlerde bizim bir stratejimiz vardır. Medeniyet oyuncuları olarak hünkârım. O da şudur. Bir şehrin yanına önce bir aquaduct. Neydi bunun Türkçesi? Su yolu. Aquaduct ne? Ha. Su taşıyorlar ya işte şehre. Evet. Benim. Önce bir su yolu. Evet. Seneler önce sorduğum şey. Ha. Sonra bu su yolunun... Tarlaları sulamak için mi? Şimdi zaten burası dere. Evet. Bizimkisi biraz şov. Dere olan yere niye su yolu yapalım? Şu yüzden. Ha, dereden tarlalara su çekilir de o yüzden. Şöyle. Önce bir su yolu. Sonra bu su yoluna komşu bir baraj. Baraj evet. Zaten biliyorsunuz berekettir. Her nüfusumuz şeyin nüfusumuz arttığı faydasıdır. İçin mi baraj kuruyoruz? Yok şöyle. Önce barajı kuruyoruz. Baraj bize enerji sağlıyor. Sene 520 ne enerjisi üreteceğiz? İşte başta şu an değil. Değirmen ama mi? Geleceğe yatırım. Biz şu an baraj yapacak teknolojiyi Osmanlı olarak geliştirdik. Osmanlı barajı Halis Mulis. Okay. Bir baraj. Barajdan şehre doğru bir su yolu. Bu barajla su yolunun yanına da bir, çok affedersiniz şöyle bir el hareketi yaparak anlatacağım. Bir endüstri mahallesi kuruyoruz. Böylece 520 senesinde ne endüstrisi ciddi soruyorum. Yani bu çağdaki endüstriyle sen neyi kastediyorsun? Valla işte yani total olarak Ankara'nın üretimi 4 katına falan yani, çıkacak. Ankara muazzam bir... Ne üretimi? Üretim. Genel üretim. Genel olarak üretim. Ankara bize şunu üret, tak üretecek. Ankara somut bize bir bunu şey üret. Yok mu mesela endüstri derken endüstri nasıl başladı? Şöyle, köprüler, hünkârım, bakın bana. Mimari. Tamam hünkârım bak buraya. Herhangi bir şehrimiz herhangi bir anda herhangi bir takım şeyler üretiyor. Mesela Sivas şu an granary yapıyor nüfusu daha hızlı artsın diye. Evet. İzmir yine aynı şekilde granary yapıyor. Şehirlerin kendi üretimleri var. Bir de şehirlerin çevresinde amelelerin üretimleri var. Amele basıyoruz ya bazen. Ben böyle basmak yapmak dediğimde çoğunlukla bir tane şehrin üretimini kastediyorum. O şehir asker yapabilir. O şehir mahalleler kurabilir. O şehir mesela Trabzon'un şu an bütçesi şeye gidiyor, bilime gidiyor. Hatırlar mısınız? Bilime bütçe ayırmıştık Trabzon'da. Yani şehrin üretimi dediğimiz şey bu oyunda bizim herhangi bir şey yapmakta kullandığımız ana kaynak aslında. Çok kritik bir şey. Evet. Evet. Şimdi demin bahsettiğim baraj üretim mahallesi su yolu projesi var ya. Ankara'nın şu anki üretimi 22. Biz o projeyi tamamladığımızda Ankara'nın üretimi muhtemelen 33'lere 44'lere doğru yaklaşacak. Evet. Bu da Ankara'nın 10-15 sene içerisinde ha bize asker bas çat asker. Ha bize bilmem ne bas çat bilmem ne. Bir makine haline geleceğini gösteriyor. Okey. Bu projeyi başlatalım diyorum ama vakit alacak. Tamam ama şunu bir küçült haritayı. Şuna engel olacak bir şey değildir herhalde. Liman şehirlerimizin bulunduğu noktalara mutlaka karargah istiyorum. Çünkü denizden saldırılar gelebilir. Gelecek hünkârım evet. O yüzden de şimdiden limanların olduğu bölgelere mutlaka karargah istiyorum. Hünkârım orasıyla ilgili de şöyle bir taktik, genel bir taktiğim var size. Onu da söyleyeyim, belirteyim hemen. Onu da şöyle çözelim isterseniz. Bakınız. Hatta sur çekelim. Hünkârım bakın. İşte burası Ankara. Burası İstanbul. Burası Jenne bize yeni katıldı. Şu an takılıyor. Evet. Benim size tavsiyem. Siz Granada tarafından saldırı bekliyorsunuz değil mi? Her yerden beklerim evet. Şimdi ben askeri danışmanınız da olarak
Şimdi bazı şeyleri size izah etmediğim konusunda haklı olduğunuza demin ben karar verdim. Biraz gıcık evet. oldum ilk önce. Ama sonra dedim ki bu hünkâr haklı. Hünkârın hakkı var. Elinde sonunda anlaşılır. Hünkârım şimdi oturalım ve şuna bakalım. Şimdi siz düşman olsanız, bu arada Granada düşman değil. Şu an Granada ile biz dostuz. Granada çünkü tek bir devlet şey değil. Büyük bir imparatorluk değil. Evet. Ama burada elbet birileri var. Heh. Şimdi hünkâr. Tarih boyunca denizden çıkartmalar hep denizin en az olduğu coğrafyalardan gerçekleşmiştir. En kısa mesafede fethetmeye kalkarlar bizi, değil mi? Yo, işler değişir. Sonuçta İspanyollar kalktılar, ta yeni kıtaya gittiler oraları fethetmek için. Şimdi burada şöyle bir şey var. Biraz 50 sene sonrasını konuşalım imparatorluğumuz için. Evet, ben zaten hep öyle yapıyorum. Tamam. 50 sene sonra. O yüzden de liman şehirlerinin kıyılarına ya sur çekelim ya ordugah kuralım. Biz bu Tir isimli yeri illaki fethedeceğiz. Evet. Fethettiğimiz anda buradaki askeri gücümüzü buralardan çekeceğiz. Kafamız rahat edecek. Aktif savaşımız bitecek. Hayır, çekmeyeceğiz. Sonra belki bu hıyarlarla savaşa gireceğiz, bu üçlüyle. Timbuktu, Niyani ve Advagus şehirleriyle. Girmeye de biliriz. Tam onlarla savaşırken bir de deniz saldırısı alırsan görürsün gününü. Hünkârım şimdi onun da şöyle bir durumu var. Biz bir imparatorluğuz ya, kabile devleti değiliz ya. Aynı anda 4-5 şeyle uğraşabiliyoruz gayet aslında. Kabile devletiyiz aslında da. Hünkârım yani Osmanlı'nın total şehrinden daha fazla şehrimiz var şu an galiba ya. Beylik dönemi Osmanlısından daha büyük en azından, öyle diyeyim. Neyse, evet, devam et. Şimdi bakın. Geleceğimizden biraz bahsedelim. Bir Tir'i açtığımız zaman dikkat edin, Tir'in de burada deniz var. Böyle orada bir yerlere gidiyor. Hatta Nammadol diye bir şehir keşfettik. İlerisinde elbet bir yerler var. Genellikle düşman denizi açtığı zaman çizgisel gelir. Ya Granada'dan tak Ankara'ya gelmeye çalışacaklar. Ankara'ya çıkartma yapmayla alakalı şöyle bir şey var. Biraz zoom yapıyorum. Kabil bizim dostumuz. Kabil savaşçı bir devlet aynı zamanda. Kimseyi geçirmez. Geçirirse de öyle zor geçirir ki. Ya babanın oğluna mu güveniyorsun bu kadar? Babanın oğluna bu kadar güvenilmez kardeşim. Kimseyi geçirmezmiş. Allah'ın Kabil'i yarın öbür gün dinini bir değiştirir. Görürsün gününü. Hop. Bu arada Brüksel de bize katıldı hünkârım. Hoş geldiniz. Hünkârım müthiş bir Simbat gelişme oldu. Müthiş. Hünkârım. Tamam, bir yandan güzeldi, bir yandan da ülkeye bela getirecek gelişmeler bunlar. Hünkârım, kıtalar arası oyunculukta bir insanın başına gelebilecek en iyi kahraman bir deniz kahramanı olan Simbad'dır ve bir keşif yapacak şimdi Simbad bize. O keşfettiği yerleri onlar da bizi keşfedecek. Aynen. Deniz saldırılarına daha açık hale geleceğiz. O yüzden ordugah yapalım. Hünkârım. Ya da sur çekelim şehirlerimize. Hünkârım. Asker asker diye bağırıyorsunuz. Biraz asker hikayesini dinlemeniz lazım o zaman. Dinleyin beni. Dinliyor musun hünkârım beni? Bakın hünkârım, bunlar yamaç. Buralardan asker çıkamaz. Burası Kabul. Burası biliyorsunuz imparatorlukların mezarı. Gelip burada geberirler. Ya boş yapıyorsun şu an Sungur ya. Dinle hünkârım. Bak hünkârım, burası yamaç. Senin yüzünden güzelim medeniyet. Denizden adam çıkamaz. Hünkârım. Barbarlar tarafından ve Hristiyanlar tarafından yıkılacak senin yüzünden. Hünkârım, boş buralar yamaç. Yüzünden. Buradan denizden adam çıkamaz. Nereden çıkar adam biliyor musunuz hünkârım? Bakın. İstanbul, Jenne ve Ankara'nın arasında hiç kimsenin şehir kurmadığı bomboş bir toprak parçası var. Çok tehlikeli. Çok riskli, herifler gelip buraya kamp kurarsa asıl o zaman boku yeriz. Benim size tavsiyem buraya bir deniz şehri kuralım. Askeriye, donanma, üs. Anladınız mı? Full denize çalışacak böyle. Canavar gibi bir şehir kuralım. Saldırıysa saldırı, savunmaysa savunma. Var mısın hünkâr? Küçük bakayım. Dur. Niye daha küçülmüyor bu? Bu kadar artık hünkârım. Ya buralar deniz mi değil mi? Niye bunlar deniz, gri? Deniz, okyanus. Yani ne, şurayı mı alalım diyorsun? Oraya bir şehir kuralım ve o şehre öyle bir yatırım yapalım ki o bir deniz, yani şey, denizcilik üssü olsun. Gemiyi de oradan çıkaralım. Düşmanı da orada tutalım. Savunmayı da orada yapalım. Ne olur? Şu adamlar bize bilenmesin. Hemen kuzeydeler. Hünkârım daha bize şehrini kaptırıyor. Tabii bilenecek de. Yani şöyle söyleyeyim hünkârım. Bizim şu an ordumuzun gücü onun 3 katı. Bilenecek. O zaman şöyle yapacağız. Sonra pargalı. Diyecek ki Putin'in öyle yapma falan diyecek. Biz de sıslan diyeceğiz. O Arap'tan çok korkmayın artık. Pargalı, o zaman şöyle yapacağız. Hı. Ecdadımızdan bir ders daha alacağız. Evet. Şuraya dediğin gibi bir şehir yapmak mantıklı. Hı hı. Ve ama yaptıktan sonra hemen buraya Anadolu Hisarı'nı kuracağız. Tabii. Sonra buranın karşısını da alacağız. Şurası var ya.
burası. Keşfedelim, bir Simbad keşfetsin de hünkârım. Tamam, burayı alacağız. Buraya da Rumeli Hisarı'nı yapacağız. Tamam. Böylelikle ne olmuş olacak? İki kıtada Sungur, da ayağımız olacak hünkârım. Boğazın her iki yanını da biz tutuyor olacağız. Hünkârım, bu boğazdan anladın ziyade mı? Kıtalar arası bir okyanus ama. Yahu şu boğaz değil mi? Şurası boğaz değil mi? Değil hünkârım. Lan kardeşim. Buralar çok derin deniz hünkârım burada. Oğlum. Medeniyetler ölüyor. Denizin derinliğiyle mi ölçülüyor boğaz olup olmaması? Hayır efendim. Bir dakika ver hünkârım. Şuraya Anadolu Hisarı'nı yapacağız. Tam karşısında Rumeli Hisarı'nı yapacağız. Tamam mı? Bu suyun iki tarafını da biz tutacağız böylelikle. Al sana, burası da boğaz denir böyle böyle yere de. Suyun derinliğiyle falan alakası yok. Hünkârım biraz gelin. Bak, boğaz dediğiniz yer böyle yerler olur. Bir hayır kare, efendim. Burası da buraya da boğaz denir. Hünkârım burası İngiltere. Burası Dardanel gibi bir yer. Burası İngiltere ise burası New York şu anda bu harita standartlarında. Bu harita standartlarını bilmem. Benim gördüğüm standartlarda burası bir boğazdır. Buraya Anadolu Hisarı yapacaksak burayı da alacağız. Buraya da Rumeli Hisarı yapacağız. Ancak o zaman içim rahat eder. Anladın mı? Tamam hünkârım. Suyun karşı kıyısı da bizim olacak. Tamam hünkârım. Boğazın ismi ne olsun? Bir şey boğaz buluruz olsun. Tamam. Tamam. Ton balığı Dardanel şey yapalım. Gülme. Ülkeyi korumak kolay bir şey değil. Hünkârım. Ülkeyi korumak hiç kolay bir şey değil ve kesinlikle çok lakayt davranıyorsun bu konuda. Hünkârım, bu konuda bizim sizle çünkü vizyonlarımız çarpışıyor. Evet, kesinlikle öyle. Bir dizi sen var. Sen yiyelim içelim, heh, şarabımızı içelim, yiyelim içelim sıçalım taraftarsın. Hayır. Aksine her hünkârım, tarafı koruyacağız. Aksine hünkârım, benim yönetimim altında, kusura bakmayın. Şu an dünyanın en güçlü ordusu bizde. Bakınız. O benim sayemde, senin sayende değil. Siz daha asker basalım emri vermeden önce biz dünyanın en güçlü ordusuna sahiptik. Siz hala daha da asker basmak istiyorsunuz. O emirleri de ben vermiştim. Evet, daha da basmak istiyorum. Ülkenin neyse, her tarafı asker de olsun istiyorum. Hünkârım, bu mandayı alayım 2 dakika. Biz büyük bir imparatorluğuz ve düşmanımız çok olur. Ayrıca bir şey soracağım. Tamam. Şuralarda deniz değil mi? Buralar deniz ne? Kuzey denizi. Buz denizi mi buralar? Buz denizi oralar. Buralar bizim. Brüksel de zaten bize katıldı bir süre önce. Çok stresli. Hünkârım, siz çok geriliyorsunuz biraz ha. Gerileceğim tabii ya. Siz sen lakayt davranıyorsun. Bir tane dizi vardır, siz izlemediniz. Breaking Bad isminde. Hünkârım, bir ferde oyunumuz. Hayır oynayalım efendim. Tamam. Bakıyorum. Kendi ülkeme hünkârım, bakıyorum. Hünkârım, şurada bir tuş var ya. Buna basarsanız deminki daha güzel görünüme geri geçiyor. Bu mu? Aha, basın. Sizin daha alışkın olduğunuz görünüm evet, bu. Hı. Neyse hünkârım. Şimdi sizin izlemediğiniz bir tane dizi var. Buraya diyor boğaz değil diyor. Breaking Ulbed diye. Ya da işte Türkçesine bilmiyorum. Hmm. Kötü kırılmak. Kötü kırılmak. Neyse işte. Orada bir tane adam var. Karısı diyor ki bak diyor, bu işlere girme. Seni burada öldürürler, mahvederler. Bitersin diyor oradaki adama. Evet, adam 8 sezon götünü kollamaya çalıştı ondan sonra. Adam da diyor ki ulan bana hiçbir şey olmaz. Milleti patlatan benim hanım. Sen hala beni savunmaya çalışıyorsun. Diyor ki I am the one who knocks diyor yani. Hünkârım, biz şu an fatih bir imparatorluğuz. Bu kadar korkmayın ya. Ya bunun adına tedbir derler. Tamam da. Bunun adına gerildim diye. Gerilir. Hünkârım, bana doğru düzgün cevap da vermiyorsun. Bilgi de vermiyorsun. Tehlike biziz hünkârım. Biz fete gideceğiz. Sen hala savunmalısın önce hünkârım. Önce tedbirini alırsın. Ondan sonra artistliğini yaparsın. Önden artistlik yapmazsın. Burada niye kırmızı işaretler var? Barbar o hünkârım. Bu sularda barbarlar var. Yani barbarların da gemileri var, öyle mi? Tabii. Bunlar illaki gelecektir. Ne gülüyorsun? Gelecek tabii ki. Gelsin de yani niye bize Allah gelsin Allah illaki? Yani şimdiden önlemimizi alacağız. Bak hünkârım, burada Cardiff var. Düşman şehri değil. Kardeşim. Evet. Gülüyorsun, ediyorsun da bu Osmanlı'dan imparatorluk ta haritacılık boşuna gelişmedi. Doğru. Anladın mı? Hatta ondan da önce Arap coğrafyacılar, Fars bilginler falan boşuna dünyaya gezip her yerin haritasını çıkartıp getirip hünkârlara satmadılar. Allah Allah. Bir şey biliyoruz da konuşuyoruz hünkârım, herhalde. Onlar Arap'tı, biz Türk'üz. Kardeşim, haritacılık bilimini onlar geliştirdi. Kusura bakmayın. Bu sefer biz geliştirdik ama bu oyunda. Uyumayalım hünkârım. İyi, tamam. Başka bir tarih bu. Bu ne? Bakır o hünkârım. Ha. Yani sağlam iyi bir maden oluyor. Çok bir işe yaramıyor. Bir demir gibi değil yani hünkârım. Hünkârım, farkındaysanız bu çağda haritacılık teknolojisini geliştiren biziz. Top desem biz de, tüfek desem biz de hünkârım. Ben sana başka bir şey anlatmak için söylüyorum. Hı. Yani böyle adamlar gidiyor dünyayı geziyor, haritaları çiziyor, geliyor, hükümdarı bildiriyor, bilgilendiriyor. Ben de kendim bilgileniyorum söylüyorum şu anda. Sana. Kafes sistemi çok kötü. Ben kafeste büyümedim sizin ecdadınız gibi. Kafes sistemi çok kötü. Babanızdır kafeste büyüyen. Oldu diyor. Vallahi hünkârım, yani tehlike biziz aslında. Onu söylüyorum.
Ben de sana diyorum ki böbürlenme padişahım, senden büyük barbar var. Böbürlenme padişahım, senden büyük başka devletler olabilir. Hadi bakalım, peki. Önlemini alacaksın, kibirlenmeyeceksin. Tamam. Osmanlı'yı ne bitirdi Sungur? Atatürk. Kibir bitirdi. Atatürk bitirmedi. Hayır, ondan önce Osmanlı kendi kendini bitirdi kibirden. Anladım. Biz büyüğüz, biz süper gücüz, bize bir şey olmaz. Böyle senin gibi bir tane pargalı vardı orada. Ne olacak sultanım ya, rahat davranın, biz süper gücüz filan dediler. Sonra gördüler ebelerininkini. Hünkârım bir şey olmaz bu arada yani. Ha. Ben bilemem. Bakınız hünkârım. Sen beni trollüyor musun? Gerçek bilgi mi veriyorsun? Ondan bile emin olamıyorum. Bakınız hünkârım, kulunuz Avenus diyor ki hünkârım şu an az gördüğünüz topraklar o kıtanın yarısı ha diyor. Bana ne kardeşim, ben toprakları az görmüyorum ki. Ben tehlikeleri detect etmeye hünkârım çalışıyorum. Peki. Ve her soruma trollükle cevap veren bir sadrazamım var maalesef. Tamam hünkârım, daha iyi bilgi vereceğim. Bu kimin gemisi? Size. Bu üstündeki mor boncuğa gidin bakalım. Nanmadolum. Hırlı mıdır, hırsız mıdır? Kim bunlar? Niye gelmişler dibimize kadar? Hünkârım, gülmeyeceksin. Bu gülünecek bir soru mu? Hünkârım, diplomasi için gelmişler ya. Allah Allah. Niye bu kadar geriliyorsunuz? Oo. Hünkârım, koca imparatorluğuz biz. Bir tane gemiden niye şey yapıyoruz ya bu kadar? Abi hiçbir zaman rakibini ve düşmanını küçük görme. Tamam mı? Küçük görmüyorum ama. Hiçbir zaman. Çiliz yani hünkârım. Hünkârım bu kadar paranoyayla yani korkarak yaşarsanız. Deniz Baykal CHP'si senin gibiydi. Ondan sonra AKP iktidar oldu Sungur. Atatürk gelince de Vahdettin Mapur'la kaçtı ama hünkârım. Yani Atatürk çıkmasaydı ne olacaktı? Kötü olurdu herhalde. Bir tane daha Atatürk çıkmazdı. Hünkârım içinize sindi mi yeterince? Baya bu arada tedbirli kıyafet imparatoru denetledim. Aynen öyle. Askerlerimizin durumu nedir? Askerlerin keyfi, morali diye bir şey var mı bu oyunda? Hünkârım şu an biraz askerlerin keyfi kaçık. Neden? Nedenini söyleyeyim. Bizim Trebuçe çok ters bir yerde kaldı. Evet. Askerler burada şu an bir kale kurdular buraya. Bu evet. Sağa sola taciz atışı yapıp duruyorlar. Tamam. Askerler de dur yere zayiat veriyor. Keyifleri kaçık. Çek askerleri oradan. Çekeceğiz. Demin asker buraya o 3 tane atlı yığmışlardı, hatırlar mısınız? Evet. Onlar bakın artık yok. Tamam. Askerlerimiz onları temizledi. Ama bir yandan da burada itinen köpekle uğraşmaktan biraz canları sıkkın hünkârım. Askerlerimizi geri çekelim. Onları ne mutlu ediyorsa bu oyunda onu yapalım. Askerler biraz mutlu olsun. Tamam hünkârım. Hadi. Ciddiyim ama. Tamam. Beni oyalama. Askeri ne mutlu ediyor bu oyunda? Morallerini yükseltelim. Askerimizin mutluluğu gibi spesifik bir tanım yok bu oyunda. Nasıl yok ya? Vallahi yok. Tarihin çok önemli dinamiklerinden biridir askerin mutluluğu. Peki hünkârım, Kartaca'ya ben... Saldırmayı bırakır mısın? Önce askerlerimizin keyfi yerine gelsin. Tamam. Kartaca'daki kütüphane inşaatına devam ediyoruz. Boşu boşuna da kayıp vermeyelim yani. Şöyle... Vatan evladı bunlar neticede. Evet. Şimdi hünkârım, size çok korkutucu bir sorum var. 9 tur yatırım yapıp okyanus ötesi seyahati açalım mı? Yoksa... Hmm. Boş ver şimdi. Biz biraz içeride askeriye yatırım yapabiliriz. Aynen öyle. Tamam. O zaman eğitime yatırım yapalım hünkârım. Eğitime yatırım yapalım. 9 tur sonra açarız şeyi. Tamam. Dünya seyahatini. Biz bir burayı halledelim önce. Bir götümüzü toplayalım. Evet. Peki hünkârım. İyice bir güçlenelim. İyice bir zenginleşelim. Sonra ne halt ediyorsak ederiz. Hünkârım, Ankara'da dev projeye başlıyoruz o zaman. Ankara'yı... Ne projesi? Sadece bizim imparatorluğumuz değil, muhtemelen şu anda bütün dünyanın en büyük üretim ve endüstri merkezi haline getirmeye hazır mıyız? İnanılmaz değiştirecek her şeyi. Okey. Hani hatırlar mısınız, 2. Dünya Savaşı'nda Amerika haftada bir gemi basar olmuştu. İşte Ankara gibi proje şehirler sayesinde olmuştu. 2. Dünya Savaşı çıkarmayacaksın değil mi Sungur? Hünkârım, şimdi başka kıtada birileri var. Elbet bir gün birileri bize lan diyecek. Az önce bunu ben söylediğim zaman neden paranoyak oluyordum? Hayır, elbet birileri bize lan neden diyecek. Neden bunu ben söylediğim zaman bana paranoyak deniyor? Ya hünkârım, fal yok yumurta yok ortada. Kötü konuşurum. Tabii ki fol ve yumurta olmadan önce bunları düşüneceksin. İşte evet, ben de ona yatırım yapıyorum hünkârım. Beni bu memlekete İçişleri Bakanı yapın ya. En azından İçişleri Bakanı yapın ya. Çok mu zor? Alın beni bu koltuktan, İçişleri Bakanlığı'na getirin ya. Kimseyi sokmam içeri. Kimseyi, bir Allah'ın kulunu sokmam. Ankara'mız beni çok heyecanlandırıyor hünkârım şu an var ya. Nasıl şahlanacak? Aman işin gücün, senin de endüstri mendüstri. Benim de güvenlik. Hünkârım. Ve bilim. Çiçek gibi olacak Ankara'mız.
Planlarımızı... Ben bu ülkeye bir kütüphane daha istiyorum. Kartaca yapıyoruz hünkârım şu an. Daha bitmedi mi ya? Yok hünkârım. Bana bak. Bu kütüphaneler sonradan üniversiteye dönüşüyorlar mı? Yoksa bir çağ açılıyor, o çağda mı üniversite hünkârım, buluyoruz? Hünkârım şimdi üniversite fikri ideası zaten yolda. Aa. Dört dura. Hayır şöyle demeyin. Milattan önce 500 senesi ya. 500. Çok yavaş ilerliyor. Bir dakika, biz miladı geçmiş miyiz? Milattan sonra 500 senesi. Evet. Milattan sonra 500 senesindeyiz. Bizim insanlarımız üniversite açalım falan diyorlar. Demeye başladılar mı? İşte geliyor yolda. Sonra education'la alakalı. Sonra patır patır üniversite açacağız. Millet ne oluyoruz diyecek. Şaşıracak. Şimdi o özellik açılır açılmaz hemen Sungur. Tamam. Sağa sola saldırmadan. Tamam. Hemen üniversite kuruyorsun. Tamam mı? Tamam hünkârım. Peki kütüphaneleri üniversiteye dönüştürebiliyor muyuz? Yoksa baştan mı üniversite kurmamız gerekiyor? Oyunda. Hünkârım onları hep üst üste yapıyoruz gibi düşünün. Hani önce şey yapıyoruz. Bilim merkezi değil de işte yani. Önce bilimsel bir alan yapıyoruz. Sonra oraya bir kütüphane açıyoruz. Sonra kütüphanenin olduğu yere ya bu üniversitede kurulacaksa buraya kurulur falan gibi oluyor. Medeniyette hep böyle district dediğimiz, mahalle dediğimiz yapılar. Mesela bakın burası bilim mahallemiz bizim. Ya onu öyle temsil ediyor. Aslında bir kampüs. Tamam, okey. İşte efendim mesela burası bizim şeyimiz, encampment'ımız, askeriyemiz. Orası da gelişiyor mu yüzyıllar içinde? Gelişiyor. Bir kendiliğinden süredir... mi yoksa ekstra yok, bir şey yapmamız gerekiyor mu? Oraya da aynı kütüphane açıyoruz buraya. Buraya da mesela tımarhane atıyorum. Var mı öyle bir kelime? Öyle bir şey açmamız gerekiyor. Daha açamadık. Açalım diyorum o zaman. Askeri hünkârım. Üslerimizi geliştirelim ya lütfen ya. Hünkârım. Ama her şeyi aynı anda yapamıyoruz bir şehirde. Trabzon'a biz bilim yatırımı yaptık. O arada askeri yatırım biraz geride kaldı. Askeri yatırımı hangi şehre en çok yaptık? Şu an Trabzon'da hünkârım Kartaca Savaşı yüzünden. Onu işte şuraya muhtemelen kuracağımız şehre taşımayı planlıyoruz biliyorsunuz. Oraya yeni şehir kurmadan önce kendi içimizi çözmemiz gereken bir sorunumuz var mı? Yok. İyi. Barbar çıktı hünkârım. Ankara'nın dibinde yine. Yani kardeşim. Ne çıkacak? Oo, bu arada hünkârım ilk... Gördüğünüz üzere şurada göstereyim. İlk crossbowmenlerimiz, Tatarya'yı kullanan adamlarımız çıktı. Bundan sonra Barbara bir okluk canı var. Çok güçlü oldu askerimiz. Güzel oldu. Şu şehri kuracaksan kur artık. Hünkârım akşamdan sabaha kuramıyoruz öyle hemen. Vakit alıyor bunlar. Hünkârım aynı sanayi mahallesi yatırımını İstanbul'a da yapmayı teklif ediyorum. Hünkârım yes. Ya adını değiştirebilir miyiz şu İstanbul'un? Tabii. Ne diyelim adına? Başka bir şey diyelim. Ne diyelim? Şimşek Bol. Bir dakika dur. Başka bir şehrin adını mı versek? Rahat rahat yatırım yapabileyim. Hünkârım burası sizin başkentiniz. Mesela Ramses kendisine kurdurttuğu şehrin ismini Piramses demiş. Sizinkine de hatta prenses kelimesi oradan gelir. Sizinkine de Altın Ceren şehri diyelim. Hünkârgard. Hünkârgrad. Hünkârbeğendi diyelim. Yok. Kendi adımı vermeyeyim ya. Çok kibirlilik olur. Saçma sapan bir şey koyma hayır. Hünkârgard diyorum. Hayır deme. Hünkâr diyorum. Tarih obası. Ama yok tarih obası. Ne desek ne desek. Hadi isim bulun. Sunguropol diyorlar. Ya insanın kendi ismini bir şehre vermesi biraz yani narsistçe değil mi? Hı? Bir alimin ismini verelim. Çok sevdiğiniz biri var mı hünkârım? Dolu var da. Osman Bey diyelim mi? Evliya de. Evliya Çelebi. Evliya Çelebi olsun şehrin adı. Çelebi desek? Olmaz. Ya Çelebi... Evliya değil ki oturuyor bu. Ya tek başına Çelebi bir anlam ifade etmiyor. Evliya Land diyelim. Tamam. Evliya Land. Evliya Land. Evliya Land. Tamam. Evliya Çelebi'ye atfen. Tamam. Daha tatlı oldu. Şimdi istediğin yatırımı yapabilirsin. Evliya evet. Ne oldu? Hünkârım.
Bir de İstanbul sınırlarını yapacağımız Endüstri Mahallesi Ankara yapacağımız Endüstri Mahallesi ile çakışıp bana bak o endüstri merkezlerini birbirlerine bonus verecekler. Bu göllere akıtırsan senin kelleni yok, alırım. Yok asla. Zaten o yüzden su kenarına akıyoruz ki atıyoruz ki pislik çıkmasın, birikmesin diye. Hünkârım bir combo çıkacak buradan. Var ya. Üf. Ne oldu? Çok güzel gelişmelere gebe imparatorluğumuz. Ay gerçekten tam bir medeniyet aşığı çıktın ya Sungur. Hünkârım çiçek gibi olacak çiçek. Millet diyecek ki ulan bu nasıl şey. Yani seyyahlar geldiği zaman sayfa sayfa bizi yazacaklar. Sinbad ne yapıyor şu anda bu arada bize çıkan Sinbad? Hünkârım biz Sinbad fikrini keşfettik ama Sinbad'ı basmadık. Keşfettik. Allah Allah. Yüce şahsınız Sinbad'dan biraz gerilince ben durdurdum o projeyi. Yo yo devam ettir. Öyle mi? Tabii canım. Sinbadçılığa devam mı o zaman? Sinbad'dan vazgeçilmez ama Sinbad'ın beraberinde getireceği yani coğrafi keşiflerin, yabancı milletlerle tanışmanın, hem de yeni tanışmanın, ilk kez tanışmanın beraberinde getireceği bir takım dezavantajlar da olacak. Onları da en baştan düşünüp önlem almak lazım. Çok doğru hünkârım. Çünkü tarih boyunca şöyle olmuştur. İki yabancı kültür karşılaşır. Birisi birisinden daha zengindir. Fakir olan kurulur, kurulur, kurulur. 200 sene, 300 sene geçer. Çat! Bir girer öbürüne. Her şeyi yağmalar çıkar. Tarih boyunca bu böyle olmuştur. Bu biraz o yüzden önlemini alacaksın. Şerefsizlik gibi değil mi hünkârım? Öyle. Yüzlerce yıl insanlar şerefsizlik yaptılar birbirlerine. Birbirlerini yağmaladı toplumlar. Dolayısıyla burada da illaki vardır o mekanik. Biz fetih yapıyoruz hünkârım. Bizde yağma yok. Göllerin adını değiştirebiliyor muyuz? Yok hünkârım ya. Coğrafi isimler değişmiyor. Ne yapıyorsun bilgi ver Sungur? Hünkârım şeye saldırıya başladık. Tire. Öyle diyeyim. Yine mi başlattın? Her şey yerli yerine aldı. Daha askerleri yeni çekip mutlu etmeye çalışıyorduk. Hünkârım. Asker cephede gerek. Kardeşim askere de affedersin it muamelesi yapılmaz asla, yalnız. Asla asla. Ama adamların bir morali yerine gelsin, bir zenginleşsin, bir kayın karınları doysun. Sonra sür cepheye. Çocuklar da otur otur artık yanları ağrıdı yani demiş onlar ya adam. Onlar karar versin. Onlar desin. Otur otur yanlarımız ağrıdı. Artık cepheye gidelim desinler gidelim. Ama önce bir dinlensinler, bana bir karınları SMS geçtiler doysun. Az önce. Dediler ki yanlarımız ağrıdı. İşte varsa yoksa vır vır zır zır. Ne yapıyorsun Tire sen şu anda? Hünkârım Tire giden yolda bunların bir ön karargahı vardı ya bizim oradan. Ne o beyaz tozdan almamızı engelleyen? Güherçile. Güherçile'den. Hatta o yüzden İzmir'i kurduk. Güherçilemizi oradan temin ettik. Evet. İşte ilk önce o kalenin içerisinden küçük bir tır metro geçireceğiz. Oradan tire direkt çıkartma yapacağız. Hızlıca o işi hallediyoruz hünkârım. Education şimdi açıldı mı? Ne oldu? Açıldı hünkârım. Biraz sonra üniversiteleri kurma emrini veriyoruz inşallah. Sınavlar yapılıp en başarılı çocukları alabiliyor muyuz? Köy enstitüleri hesabı. Sınav mı? Evet. Yaparız hünkârım. Ben hemen konuşayım arkadaşlarla. Var mı böyle bir mekanik? Ciddi soruyorum. Yok hünkârım. Şey yok mu? Gidip ülkedeki en zeki, en akıllı çocukları bulma filan. Yani hünkârım işte siz açıyorsunuz mesela bir kütüphane. Hani öyle ilgisi olan geliyor zaten. Hmm. Atıyorum FIFA oynayan gelmiyor ki. Halı sahacı gelmiyor ki yani. Doğru diyorsun. Lolcu gelmiyor ki zaten. Doğru diyorsun. O zaman Trabzon Üniversite emrini veriyoruz hünkârım. Tabii tabii. Ama Trabzon'umuza daha iyi asker ve daha iyi atlı çıkarmak için ordu yatırımı da yapabiliriz. Her ikisini de yapalım. Peş peşe yapalım. O zaman ilk önce üniversiteyi açalım hünkârım. Önce üniversiteyi aç. Çünkü şöyle bir şey askerimiz var. Askerimiz çok. Önce üniversiteyi üniversite aç. Üniversite her sene mezun veriyor ama asker savaştan savaşa biraz lazım oluyor ne de olsa. Oraya bayağı bir asker zaten şey yapmıştık. Önce üniversite. Şuradaki... Başka bir bilim insanı falan bir şey çıkmıyor mu ya? Ömer Ayyam gibi. Henüz çıkmadı hünkârım ya. Biraz da işte bu büyük insanları ülkemize çekebilmek lazım. Şu an bunu dinlerken yayın arka planında FIFA oynayan ben diyor. Hünkârım 620 yılına geldik. Bir PS kafe açalım. Soruları çaldırdık hünkârım.
Hünkârım, diğer imparatorluklarda sizin adınız ve hükmünüz hor görülüyor. Bunlara karşılık vermeyecek miyiz? Hayır. Hayır. Manyak değiliz biz. Ne derlerse desinler. Bizim önceliğimiz kendi halkımızın mutlu olması. Güle güle. Hünkârım, bu bayan sürekli barış isteyip duruyor. Ben muhatap olmuyorum artık. Canım, senelik vergi teklif et ve savaşmayıp topraklarını bize bırakacağını söyle. O zaman okey. Onun dışında ne o? Mancınık surların oraya gitmiş gördüğüm kadarıyla Pargalı. Hünkârım, mancınık surları çok affedersiniz. Affınıza sığınarak söylüyorum, osurttu bile. Osurttu mu? İyi. Osurttu. Şu an burada duvar yok. Şu an yürüyen girecek içeriye. İki mancınığımız mı var? Artık iki mancınığımız var hünkârım. Hı-hı. Ben garanti olsun diye bir tane daha çıkarttırmıştım. İyi ettin. Aldık evet. mı? Yok, şehri alamadık da hünkârım. Şehrin yolundaki büyük kale gitti. Niye alamıyoruz göt kadar şehri ya? Hünkârım, daha şehrin duvarına varmadık. Dibindeyiz ya işte. Hünkârım, şimdi dip sistemi öyle değil. Bakınız, bu kare var ya. Evet. Bu kare. Bu kare bunun dibinde. Biz buradayız. Ya burayı böyle gözünüzle hep daha büyük düşünün her şey. Bunlar sembolik. Sembolik düşünün hünkârım. Tiyatro sahnesi gibi düşünün. Ay. Oh. Kartaca'nın setleri var. Onu kapsanıza diyor birisi. Allah geliyor. Musti diyor. Kartaca'dan kapabileceğimiz ne varsa kapalım demiştim ben. Sungur. Kaptık hünkârım, kaptık. Setler yok orada. Aa, şurada var hakikaten bir tane. Ya. Aa, öteki kişi asker kaçırıyor. Her şeyi bildiğini zannediyorsun Pargalı, bak. Halkımız uyarmasa haberimiz yok. Sağ ol Musti. Hünkârım ya. Ne? Bu da bunların Ergenekon destandır. Dokunmayalım be. Nasıl yani? Son bir atlıları var, onu kaçırıyorlar. Yani, anladın ha mı? Hani, kaçırsınlar canım. Bunun kaçırsınlar. Edebi bir değeri var hünkârım. Okey okey. Hani 1000 sene sonra gelsin bu mesela, anladınız mı? Siz ya, benim tamam, anamı peki. öldürdünüz filan. Tamam hani, tamam okey. O biraz da edebiyattır, güzeldir yani hünkârım. Anlıyorum. İyice böyle olmamak lazım. Savaşın da bir ahlakı vardır, okey, kabul ediyorum. Evet, bir tane yani artık o da şey olur. Oha, hünkâra bak derler, anladın mı? Ne tamam. zalimmiş derler. Evet evet. Hünkârım, bir simbat basalım mı ya? Basalım basalım. Basıyor onu bas zaten mı? Ben bastığını düşünmüştüm. Allah hünkârım, bir şey söyleyeyim mi? Memleketimiz var ya. Güherçile ne oldu Sungur? Cennet cennet. Güherçilemiz şu an 50 güherçile var. Şeyler taşıyor. Utanmasam güherçile ateşli satacağım. Ateşli silah fikrini ne zaman bulacağız? Buluruz vallahi istesek. Bulalım mı? Ay bulalım tabii lan. Ay çıldıracağım, bulalım mı diyor. Ya hünkârım. Ay çıldıracağım. Hünkârım, eğitime mi yatırım yapak? Üniversite mi açacak? Güherçileri top. Hepsi. Depolarımı hepsi, doldurak. Hepsi aynı anda. Tamam hünkârım. Ateşli silah fikrini bir an evvel bulmamız lazım. Herkesten önce biz bulursak bütün dünyayı osurturuz, affedersin. Finisya mı? Çok şeylerin tatlı. Kendine verdiği isim düşmanımızın. Evet, Fenike yani. Hünkârım, mesela yağma soruyordunuz. Az önce bunların, yağma. Bunların kütüphanelerini yağmalayıp bir military tactics şeyini bitirdik. Oh. Research'ünü tamamladık. Ben ya lütfen fethettiğimiz her yerden ölümüne yağma yapabilir miyiz? Yaparız hünkârım. Yağma yapmayacaksak savaşmamızın falan hakikaten anlamı yok. Ülkeler yağmayla gelişiyordu o yıllarda, üzgünüm yani. Yağma yapmak zorundayız. Hünkârım, ben bunlara üzüldüm ha şu an. Öyle bir geliyoruz ki. Hani halka vaktinde dokunmayalım. Sıradan halka dokunmuyoruz değil mi? Sadece yok, askerlerle savaşıyoruz. Yok hünkârım, biz orayı fethedeceğiz zaten, millet bayram edecek. Oh, Osmanlı geldi. Bence de. Bir gözümüz çerlendi diye. Hünkârım, bu arada kıtalar arası ticarete başladık. Sizi ne kadar endişelendirmiş olsa da Granola ve Cardiff kullarınızla olan ticaret hazinemize her tür 44 altın nakit para getiriyor hünkârım. Getirecek ve devamında başka şeyler de getirecek, onu engelleyemeyiz. Kötü düşünceler gibi mi hünkârım? Kötü düşünceler, yabancı fikirler, başka dinler. Mesela Netflix diye bir şehirle ticarete başladık. Oğlanlarımız birbirini öpmeye başladı hünkârım. Yani. Bunlar oluyor. Yerli ve milli özelliklerimiz bozulacak. Hünkârım, büyük bir yazar peydah oldu. Hah! Kim? Kim? Bakayım, bak şimdi bakayım bir dakika. Peydah oldu da mesajı çıktı da tam huzurumuza gelmedi. Şimdi huzurumuza bir gelsin. Hünkârım ya. Bu arada bir piramit patlatalım mı? Niye? Ne işe yaradığını bana anlat. Şov ya. Ne faydası var? Şov. Ben şov. Ölünce sizi no oraya show. Gömeriz hünkârım. No show. Ha? Hayır. Gerçekten bir faydası varsa yapalım. Yoksa boşu boşuna oraya para harcama. AVM ile aynı kafaysa boşu boşuna para harcama. Yani aslında. Ordugah. Ordugah istiyorum.
Piramidin bir faydası var mı ya izleyici? Hünkârım, bu adam şöyle biri oluyor. Trollüyor mu? Gerçek bilgini piramidi veriyor. Piramidi yaptığımız vakit bizim bütün amelelerimiz bir puan daha iyi çalışıyor. İşçilerin kalitesini %33 artırıyor diyor. Bak el alem ne kadar dümdüz bilgi veriyor. Bak bir soru soruyorum dümdüz cevap veriyor adam. Hünkârım, niye vallahi, sen veremiyorsun? Ne bileyim. Niye veremiyorsun? Doğruyu izah etmek benim için zormuş. Ne işe yarıyor diyorum. Yani. Adam bak izah etti. Bak bir cümlede açıkladı bana. Çok doğru. İşçilerin kalitesini arttırıyormuş. O zaman bir tane piramit yapabilirsin. En çok işçi neredeyse git oraya yap. Bir taneye mahsus mu yapalım hünkârım? Evet. Tamam. Güherçilerin olduğu yere... Kartaca şehrimize Buhasa gelmiş. Hayır. Buhasa. Büyük yazar. Tamam. Başka bir şey söylüyorum. Tamam. Güherçilerin olduğu şehir İzmir miydi? Evet. İzmir'e git, oraya piramit yap o zaman. Tamam. Tamam mı? Tamam. İşçilerin şeyini arttırıyorsa, verimliliğini arttırıyorsa o zaman git güherçilerin hemen yakınına yap. Ha işte şey, şimdi hünkârım, üretim başka bir kelime, işçi amele başka bir kelime. İşçiler bu haritada gezen tip, mesela şu bir işçi, tamam mı? Piramit bunların verimliliğini arttırıyor. Şehrin verimliliğini arttıran işte bizim Ankara'ya kurduğumuz endüstri mahalleleri. Yahu işçinin verimliliğini arttırmıyor mu? Terminolojiyle ilgilenen işçi değil mi? Gerçek dünya terimleriyle civilization dünya terimleri biraz farklı. Her işçi işçi değil. Güherçileriyle ilgilenen kişi kim? İzmir'e piramit yapmanın bize bir faydası olmaz. Matematiksel olarak. Piramit yaptığın zaman verimi artan işçiler kim? Amele işte şunlar. Onlar ne iş yapıyor? Bunlar arazide gezip köprü yol falan yapıyor ya. Onlar. Arazide gezip köprü yol yapıyor. Ha, ara ara çıkarıyorduk ya bu ameleleri. Yok orman kestiriyoruz, yok mahalle yaptırıyoruz, tarla yaptırıyoruz. Piramit bunların verimliliğini tamam, arttırıyor. Peki. Şimdi... Her işçi, işçi değildir. Joseph Stalin. İstihkamcı diyor. Bak Yiğit teşekkür ederim. Ne güzel anlatıyor ya. Bilmiyorum ben. Senin chatin senden güzel cümle kuruyor ya. Ben istihkamcı terimini bilmiyorum. Bilmene de gerek yok aslında. Yani dümdüz anlatabilirsin. Tüm medeniyette işçilere ekstra aksiyon veriyor. Kırbaç da aynı işimi görüyor. Ne kırbacı ya? Burada işçi mi kırbaçlama var? Böyle bir şey mi var bu oyunda? Hünkârım, sarayın camından bağıran herkesi ciddiye alırsanız ülkeyi yönetemeyiz. Senden daha iyi açıklıyorlar. Ne haber? Olabilir. Oy. Ya ben bizim düşmanımıza çok acıdım hünkârım ya. Düşmanı acımakla kötü mü ediyorum acaba? Bir yandan acıyıp bir yandan savaşmaya devam ediyorsan sorun yok. Yok canım. Mahvediyoruz. Yazık hiçbir şey yapamadılar. Bunlar sorsan bunların bunlar da medeniyetli hali yani. Hali hazırda kurulu limanı var mı yoksa bizim liman yatırımı yapmamız gerekecek mi? Var var limanları var. Çok güzel şehir ya bu duvarı falan bile var. İyi. Var ya çok kalite şehir hünkârım. Arada tatile geliriz burayı bir fethedelim. Buraya direkt ordugah yapacağız söyleyeyim. Tabii. Sonra bana ağlayıp zırlamak yok. Yok yok. Tam limanın kıyısı oraya direkt ordugah yapılacak. Allah. Hünkârım ya. Ne? Bu Arapların yokluğun ortasında kurdukları bir tane şehir var ya. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Nehrin kenarına kurmamışlar. Evet. Bakarsınız bütün şehir kokuyor. Bakar mısın? Duman var şehrin üzerinde. Pis. Buna bir hal çare bulmak lazım. Ben o adamları mutlu et dedim. Tuttun oraya monument diktin. Diktim. Mutlular ama acılar. Bizim buraya yatırım yapmamız lazım. Yani ben orayı alır almaz dedim ki oraya bir yatırım yapalım insanlar mutlu olsun dedim. Mutlular, sen mutlular. Tuttun abi de diktin ya. Mutlular. Pisliğin içinde mi mutlular? Ya, bir şey derdim şimdi de ırkçılık olur hünkârım da mutlular yani. Üzengi fikri mi ortaya çıktı az önce? Evet. Sene kaç? 700. Hünkârım bunlar mutlu. Ve başka bir şey desem ırkçılık olacak o yüzden demiyorum. Jenni'ye git muz falan götür bir şey yap. Muz mutlu etmiyor muydu insanları? Allah Allah. Tebaayı muz mutlu etmiyor muydu? Hünkârım hiç güleceğim yoktu. Git o insanların mutlu edecek bir şey yap. Hünkârım mutlular mutlular. Açlar ama. Lan aç adam mutlu olur mu? Bunlar böyle adam. İsyan mı etsinler? Hünkârım bunlar saçmalama böyle adam. Saçmalama git onlara yiyecek götür bir şey yap. Hünkârım.
Allah Allah. Arap şehrine muz götürmek biraz ayıp değil. Niye? Muz mutlu etmiyor mu tebaayı? Ediyor valla. Çetin kendisi muz muz diye bağırmıyor mu? Evet evet. E tamam işte. Ah hünkârım. Ne oldu? Yeniçeri hidesi geldi aklımıza. İyi güzel. Allah. Oo hünkârım. Ne oluyor ya? Hünkârım büyük adam ya. Çünkü dünyanın en güçlü devletiyiz biz belli ki. Bakınız. Büyük tüccar Piero de Bardi yine Ankara'mızı ziyaret etmiş. Etsin. Diyor ki ben size 200 altın getirdim diyor. Bir de diplomat getirdim diyor. Nerenin diplomatı? Genel. Siz alın kullanın bu diplomatı yanımda getirdim ben diyor yani. Ha öyle mi? Tabii. Bu diplomatı hatırlarsanız bu küçük şehirlere gönderiyoruz. Şimdi hünkârım benim burada size bir küçük tavsiyem var. Diplomat ataması yapacağım ama. Tavsiyem diplomatımızı kıtalar arası Granada, Cardiff veyahut Nanmadol'a atayalım ki. Hayır. Bunlar bize oradan istihbarat sağlasın. Kıtalar ötesinden. Kuzeyimizde her an savaş çıkabilecek diğer Arap şehirleri vardı ya oralara gönderelim. Oraların sadakatini sağlayalım. Önce diplomat sokalım sonra dinimizi yayalım. Tamam. Şu Brüksel bizim yanımızda o işte. Daha mantıklı değil mi? Doğru. Kuzeyimizdeki adamlar bize her an saldırabilir. Oradan bir bela gelebilir. İzmir'imiz ne güzel gelişiyor ya. Dinliyor musunuz? Pargalı. O işi hallettik hünkârım. O diplomatı devam etti. Kuzeye gönder en güzeli. Onu halletti bastım gitti bile. Endüstri. Kuzeydeki Arap şehirlerine misyoner gönderelim mi? Valla onlar bir kendiliğinden kabul ettiler gibi oldu dini hünkârım. Olsun gönderelim daha da sağlam dinleri olsun. Şey dindarlıkları olsun. PT önemlidir. Sonra onlar da desin ya biz de aslan dinindeniz katılalım mı size desinler. Kendi ayaklarıyla gelsinler. Hünkârım. Ne? Dinliyorum sizi bu arada. Bir yandan da şunu belirtme ihtiyacı duyuyorum. Evet. İzmir'imize de sanayi mahallesi yatırımı yapsak müthiş olur. İyi yap. Hemen değil ama. Biraz daha İzmir'in büyümesi lazım. İzmir'in şu an şeyi İzmir'in az. Valisi yok değil mi? Yok. Niye atamıyoruz vali? Çünkü hünkârım oyundaki total vali sayısından daha fazla artık şehrimiz var. Siz beğenmiyorsunuz bizim topraklarımızı ama. Beğenmiyor değilim kardeşim. Her zaman eksikliğimizi arıyorum. Ha hünkârım Galileo Galilei. Aa çıktı mı? Tabii. Gel lan. Galileo Galilei diyor ki bana diyor hünkârım öyle bir yer gösterin ki diyor her yanım dağla çevrili olsun diyor. Şimdi biz zaten. Ne yapacakmış dağları? Bu da böyle ilginç bir adam. Etraf biz bu tuşa bastığımızda. Şurası var işte bak tam şurası. Biz bu tuşa bastığımız etrafta ne kadar dağ olursa bu o kadar bilim keşfedecek. Tamam. Bu da böyle bir adam. Okey okey. O gelsin. Yüzden ben bunu Trabzon Üniversitesi'ne gönderiyorum. Aynen öyle. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne alalım Tekniğe. Kendisini. Biliyor musunuz Karadeniz Teknik Üniversitesi şu anda öyle mi bilmiyorum da bir zamanların çok sağlam bir teknik üniversitesiydi ya. 70'lerde. Süper güçlü. Yani ODTÜ ile kapışacak kadar güçlü bir üniversiteymiş. Hünkârım o bir tık abartı olabilir ya. Hayır değil. Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunu çok sağlam mühendisler var. Ve galiba mimarlar da vardı. Hünkârım yeni şehrimizin ismi ne olsun? Çat! Aa alamadık ya. Edirne olsun. Hünkârım orayı İzmir yapmasak mı ya? Burayı da Kayseri yapalım. Hani siz dediniz ya beyaz toz Kayseri'de çıkıyormuş diye. Bu Kayseri olsun işte. Orası Kayseri, deniz kenarı. Kayseri was a mistake you know. Hünkârım zaten. Sevdiğim şehirlerin adlarını koyuyorum ya. Hünkârım biz bu şehri burada iki tane yerden ya, hayır ben orada Kayseri görmek için istemiyorum. Kusura bakmayın Kayseriler. Hünkârım, İzmir'i daha çok seviyorum. Konya diyelim bakın yanı çöl. Hayır hele Konya hiç diyemem. Git kuzeye de şey de yeni aldığımız yer Edirne olsun. Hünkârım yeni İzmir diyelim mi buraya? Hayır Edirne. Sevdiğim şehirlerin isimlerini koyuyorum. Tamam, burayı da alamadık ya. Ha düş daha düşecek derken. Ama nüfusu da 8'miş. Oo çok güzel şehir ya bu. Edirne olsun Edirne. Tamam, Osmanlı'nın en güzel başkenti. Şu Jenne'nin de adını Bursa olarak değiştirir misin ya? Aşkım. Hünkârım ben Bursalıyım. Bunun ismi de Bursa. Ben yapmam. İstediğin kadar ağla bağır. Onu tamam söyleyeyim. Tamam anladım. Kartaca'nın adını Bursa yap. Ha olur. Yeşil, Kartaca Bursa olsun. Yeşil Bursa diyeceğim ama olur mu? Tamam. Yeşil Bursa olsun. Kuzeydeki de Edirne olsun. Heh. Evet Yiğit'cim. Katılıyorum. Edirne'nin nesini mi seviyorsunuz? Edirne sevilmez mi be? Hünkârım. Ha. Büyük bir yazar geldi Bıhasa diye. Gelsin.
eser yazmak istiyorum başkentinize yerleşip diyor. Gelsin. Yazdı. Madhyama Vyavoga'yı yazdı. He is as the fall of a thunder. Sizden okay. bahsediyor herhalde hünkârım. Ya bu yazar milletine parayı bastırıyorsun. İstediğini yazdırıyorsun biliyor musun? Ha, sul. Yaz. Ölsün beni. Cerenname yazdı hünkârım az önce. Bana bak şuranın adını hadi Edirne koy. Daha fethetmedik hünkârım. The time when Hercule Volcano, Hercules has come to an end. Vefat etti hünkârım. Aa, monument dikelim buna. Dikelim. Aa, bu kim? Herkül. Ha. Şöyle tanımıyordum. Ankara şeyi, destanını yazdık. Aa, süper. Epic of Hercules. Çok iyi. Hünkârım, bu hasa bir büyük eser daha çıkarttı. Helal olsun, bin altın daha senin olsun. Ah kalbim, sen şüphelerle doldun iyice. Üstadımın öldüğünü öğrendim ama artık sakinleşemem diyor. Jeanne'nin adını Bayburt yapın dedi Oğuzhan. Yemin ediyorum olur. Uşak diyelim mi hünkârım buraya? Bayburt de hayır, Bayburt de abi. Daha iyi, yani daha iyi, daha çok hak eden hiçbir yer yok. Bayburt olsun. Kurduk hünkârım. Burayı almadık mı biz? Hadi niye adını değiştirmiyoruz ya? Hünkârım aldık ya. Hop. Bu arada Fenikelilerden bir de şey kaptık. Kıpsıladık hatta öyle diyeyim ben. Ney? Yerleşimci. Ney bunlar? Settler mı? Settler. Yerleşimci. Yes. Hadi adını değiştir Edirne yap. Hocam hünkârım daha fethetmedim ya. Nasıl etmedin lan? Aldık zaten demiyor musun deminden beri? Ya cepte de işte hani bir şey yapıyorlar. Aman ha, durun okay, hani tamam. İyi ki falan hani böyle olur ya. Yozgat varken yakışmadı. Ben Yozgat'ı görmedim de Bayburt'u gördüm. I have been to Bayburt. Jack, haydi köyüne. Bu bayanı ne yapalım hünkârım? Atalım mı hapse? Canım benim. Bak ben... sana saygı duyuyorum. Ağzından kötü şeyler çıkmasın. Bir yerlerde otur. Phoenicia will not stand the test of time. Okay, güle güle. Phoenicia oyundan ayrıldı hünkârım. Hadi şimdi adını Edirne yap. Oh. Bayan cariyemiz olsun. Oh, nobody's business but the Turks diye bir achievement açıldı. Bu neymiş ya? Nobody's business but the Turks. Vay ya be. Tabii ki. Tabii ki. Aynı ecdadım gibi bir oyunu oynadığım için adımızı tarihe yazdırdım. Vallahi olan achievement bu. Açıldı hünkârım helal olsun. Olan bu. Nobody's business but the Turks. Bizim hakkımızda atasözü çıktı ya dünyada. Değil mi? Doğru mu anladım? Aynen öyle oldu. Hakkımızda dedi. Atasözü çıktı. Düşünün yani. Türk'ün işine karışılmaz i̇şte, diyor. Ecdadın tarihinin nasıl diyeyim dersini almak budur ya. Tarihten ders almak işte böyle bir şey. Şu anda övünüyorum kendimle mütevazı olamayacağım. Kenler biçilecek. Hünkârım. Mardinsiz bir medeniyet hayal edemiyorum. Hem ben de size haklısın. Çok güzel bir haberim var. Evet. Edirne, Yeşilbursa ve Osmancık üçlüsünün tam ortasında karargah mı diyordunuz? Karargahımız karargah var. Var. Az önce fethettiğimiz karargah, o da cebimize kaldı. Çok güzel oldu. Aa. Süper, o karargahı geliştirelim, bir şeyler yap oraya. Hünkârım, Galileo Galilei getirdi dedi ki, bakın haçem bu baruttur dedi. Çok iyi ya. Barut getirdi bize bir avuç. İşte bilim yatırımlarının sonucu. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Haremimiz yok arkadaşlar, öyle medeniyetsizliklere bulaşmıyoruz. Ne yapıyorsun? Bana da bir bilgi ver. Hünkârım, valilerimizden Pingala, eğitim bakanımız diye düşünün siz onu. Evet. Bütçe istedi biraz, kendisine bütçe aktardık. Çünkü görüyorsunuz kültür ve şey yatırımlarımız çok yüksek. Tamam. Buradan bize geçen ordugaha bir şey yap. Hünkârım, orayı lafınızı balla bölüyorum ama az önce... ta bin yıllar öncesinden beri bize hizmet veren neydi bu chariot Türkçesi atlı chariot'ın Türkçesini hatırlamıyorum. Neyse terfi vererek ilk şövalye sınıfı ortaya çıktı. Ha süper güzel. Buyurunuz. Güzel. Artık Osmanlı şövalyeleri topraklarda atlayacak. Şu ordugahı biraz geliştirelim ya bu çok fakir gözüküyor gözüme. Hünkârım, az önce burada savaş oldu ya şimdi buraları tekrar inşası için ihaleleri açtık abad yani. Abad edelim abad. Abad edeceğiz aynen. Abad ihalesi açtık. Aa ilk yeniçerimiz gelsin mi hünkârım? Gelsin gelsin. Çabuk gelsin.
Ve dünyada ilk kez barutu kullanan, bakınız. Who but the Ottomans could create the Janissary and who can possibly resist it? Vay be. Ya, güzel hünkârım, oldu. Yeniçeri çok iyi oldu hünkârım ya. Yani. Yani bizim imparatorluğumuz diye söylemiyorum. Hünkârım, ikinci Yeniçeri Birliği devrede. Aa, Yeniçeri hemen. Online. Aynen nasıl öyle. Nasıl oldu? Turmur geçmeden nasıl oldu iş? Şimdi hünkârım, ben yıllar önce yapılan bir oylamada demiştim ya, Yeniçeri çıktığı zaman yakın dövüşçü çıkacak, oraya yatırım yapalım evet. diye. Şimdi elimizdeki bütün kılıçlı sopalı adamlar, verin lan sopayı diyoruz, veriyoruz tüfeği. Koyuyoruz şey şapkayı. Şimdi fazla böbürlenmeden haritayı küçültüp ne ihtiyacımız var ona bakalım. Hünkârım. Nereye ne yapma ihtiyacımız şöyle var? Bir barajdan bahsetmiştin. Onlar yapılıyor. Şimdi şöyle, çok ciddi bir ihtiyacımız var. Yeniçeriler diyorlar ki, otur bize sıkıntı geliyor diyorlar. Tamam. Biraz buraları toparlayalım hünkârım. Hı hı. Sonra gidelim şu Arap'ı bir ziyaret dalalım. Edelim başkentinde diye düşünüyorum. Ben de onu soracaktım. Kuzey'e diplomat göndermiştik. Geri geldi mi? Bilgi getirdi mi? Tam diplomasi sistemi öyle çalışmıyor bu oyunda. Ama nasıl? Şöyle oldu. Mesela gönderdiğimiz diplomat Brüksel'le anlaştı. Ay. Brüksel bizim böyle şeyimiz. Kankitello'muz oldu yani, öyle diyeyim. Tamam. Yani şöyle bir bilgimiz var. Timbuktu 9 nüfusta. Şurada bir karargahı var gördüğünüz üzere. Fakat yani biz bunların üzerine yürüyecek olsak zaten Bayburt'tan... Ya buraya casus, seyyah bir şey gönderip bilgi almamız lazım. Öyle bodoslama dalamayız. Unfriendly, ne diyor orada, bir bilgi veriyordu. Yine kaçırttın bana. Ne yazıyor? Unfriendly, kırmızı yanan ne? 169 grievance against us. Yapabileceğimiz şeyler onlar. Sinirleniyor mu bize bu? Ne oluyor? Yok. Bu biraz mutsuz sadece bizden. Sebep? Vallahi bir süredir ticaretine yardımcı olmadık. Biz buna bir atmak, bir şey satalım olalım, hünkârım. Olalım. Sat. Atmat sat. At sat. Al aslanım. Hayır, bunda şey olsun biraz. Başka bir şey satılabiliyorsa onu da sat. Ne oldu? Hünkârım ya. Ne oldu? Ben çok sinirlendim az önce. Neden? 10 tane at vereyim dedim. 1 altın veririm dedi. Bu hakaret ha. Refuse da kaldı ki, bu hakaret ha. Ya dur. Her şeyin yeri var, zamanı var. Ben çok bilendim şu an. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Birkaç bir şey daha öner. Yok, herif kapatmış bu kafalara. Nasıl? Kapanmış diyorum, şey yapmıyor. Hmm, peki. Sohbet açmıyor. Bloklamış bizi. Öyle diyeyim. Tekrar soruyorum. Kuzeye seyyah meyyah bir şeye gönderip bilgi alabiliyor muyuz? Şu anda değil. Öyle casusumuz yok. Yok mu ya bizim? Şu an yok. Allah Allah. Hangi yüzyılda çıkacak casus? Aslında çıkartabiliriz ya. Bir çıkart yerde hadi. Bu devlet işlerinin yürütülmesi için bir yüz kurmamız lazım ilk önce. Neyse hünkârım. Şu... Neyse falan yok. State Affairs. Derhal açalım nerede açılıyorsa ve casus çıkartalım. Hünkârım. Şimdi coğrafi keşiflere başlamadan önce casusluk teşkilatımızın olması lazım. İstihbaratımızın olması lazım. Bunu yapmadan coğrafi keşiflere geçersek çok tehlike. Tamam. Sömürge oluruz, Allah korusun. Tamam. Evet, hünkârım. Bu gerçek bir tehlikedir. Tamam. Hünkârım. Aztekler de senin gibi gülüyordu beyaz adamı kıyılarında gördüğünde. Aa, evet. Tanrı geldi dediler. Evet. Sonra ne oldu? Ne oldu Sungur? Hünkârım. Ne oldu? Taco dükkanı açıyorlar şimdi Amerika'da. Hünkârım, Yeşil Bursa ile Sivas arasında bir şehir istihdam etsek mi şuraya ya? Daha önemli işlerimiz var ya. Okay. State Affairs'ı başlatalım artık, hadi. Tamam. Casus lazım, istihbarat lazım. Tamam, bu konuda yatırımlarımıza gerçekten bastık. Gerçekten evet, onu yapmamız lazım. Artık zengin bir ülkeyiz, kurumsallaşmamız lazım. Bürokrat sınıfımızın oluşması lazım. Sene oldu 760 AD. Gerçekten öyle oldu hünkârım. Biraz geç kaldık bu işte. Hünkârım, çok ıvır zıvır bir konu geldi. Bunu geçiyorum hiç size sormadan. Bizle alakası olmayan İnşallah şeyler. İnşallah doğru bir karar veriyorsunuz. Hey dedik, gönderdik. Oo hünkârım. Top. Hmm. Tüfek. Evet. Bunlar da açıldı az önce. Tamam. Civil Service. Civil Service ile beraber de Alliance fikri açıldı. Şimdi tamam. Şöyle bir şey yapalım. Bir şu government kartlarımıza bir bakalım. Çok ciddi kurumsallaşmamız lazım Sungur. Kurumsallaşırız hünkârım. İlk önce biraz
Sivil prestij ne? Bir yerlere atadığımız şeyler, valiler daha iyi hizmet veriyorlar bize. Land Surveyors vardı. Bir daha açsan onu ya. Bir dakika. Niye kapatıyorsun? Çünkü bazı atamalar yapmak lazım. Government. Hah. Ne o? Land Surveyors. Şuna bir bak bakayım, bu nedir? Evet, bir arazi satın alma bedellerimizi düşürüyor ama biz doğal büyüyoruz zaten. Çok satın almayla büyümüyoruz. Devlet kurumuyla ilgili ne var burada? Anlamadım ben. Free Inquiry Mandala State. Hünkârım, bunlar bizim devlet politikalarımız. Mesela şimdi diyelim ki biz yarın bir gün yeni kıtaya... Yani aslında biraz ihtiyacımıza göre politikalar atıyoruz. Mesela bizim, şu an ben şuna bakıyorum. Filozofumuz var mı ya? Var. Var hünkârım. Şimdi ben birkaç tane devletimizle ilgili atama yapıyorum. Öncelikle bilime daha fazla odaklanalım dedim. Her tur 10 bilim puanı daha kazanacağız. Tamam. Onun dışında... Bakıyorum. Şu wildcard policies'de monumentality nedir? Monumentality bizim amelelerimizden bahsetmiştim ya, ben amele diyorum onlara. Haritada gezen işçiler. Onların iman puanıyla bize katılmasını şey yapıyor, sağlıyor. Colonization nedir? Bildiğimiz colonization mı? Nerede görmüyorum. Tam bak şurada ya. Coğrafi keşiflerden sonra bize bir faydası olacak bir şey mi? Biz şöyle şimdilik bıraktık. Colonization yerleşimci üretmemizi hızlandırıyordu artık. O kadar çok şehrimiz var ki bir süre yeni şehir zaten fetihli artık bundan sonra. Onu bıraktık. O yüzden şu anda bir ameleyi imanla çıkartacağız. İki, çıkarttığım ameleler daha çok inşaat yapsın istiyorum. Çünkü çok toprağımız var. Ameleyi imanla çıkartmak ne demek? Normalde üretimle çıkarıyorduk. Şimdi imanla çıkaracağız. Niye kardeşim? Ben din devleti kurmak istemiyorum ya. Yok, din devleti değil zaten. Ama soruyoruz mesela, Müslüman mısın diyoruz. Müslümanım diyor. Gel oğlum diyoruz. Aslan veriyoruz dini. Eline. Sopayı, ha evet işte mesela örnek veriyorum. Biraz çünkü toprağı fethetti, fetihlerimizle beraber toprağımız çoğaldı. Haliyle ooo hünkârım. Gizli cemiyetlere dahil olmuyoruz, hayır. Hiçbirinden hoşlanmadım, hepsi paralel devlet. Toplarımız hazır. Bir arkadaş bir şey soruyor sana. Ne diyor hünkârım? Selam. Bir arkadaşım var. Kendisi dijital marketing öğrenmek istiyor. Senden duyduğum programatik muhabbeti var mı? Ufak bir bilgi verebilir misin demiş. Programatik mi? Programatik muhabbeti nedir? Program öğrenmek falan mı? Oho. Hünkârım, bir Yeniçeri birliğimiz var. Of all our military forces, the Janissary is the most famous. Müthiş. Çok... None yet has achieved so many victories in war. Nasıl yani? Böyle şöyle çok terfiler almış bir birliğimiz var artık hünkârım. Yanındaki 4 sayısından görebilirsiniz. Hani her savaşta ön cephede savaşmış artık böyle. Hani görmediği cephe kalmamış. Olur ya öyle efsane güzel kadrolar. Şu arkadaşa bir cevap var ya. Ne demek istiyor acaba? Programatik pazarlama diye bir şey, evet, hala var. Yani senden duydum, programatik muhabbeti var mı? Var. Var var. Kartaca Üniversite. Evet. Daha var mı ki Kartaca'da? Aslında... Pardon, Yeşil Bursa'mızda daha yok. Şöyle yine de zaten şöyle, biz fethettiğimizde bunların üniversitesi vardı zaten. Üniversite diyorum yani, kampüsleri varmış. Biz yıkmadık onu. Okay. Ama başka bir şey, biraz şey yapalım dedik ya. Ülkeyi ne yapalım dedik? Organize. Evet. Bursa'ya bir diplomat mahallesi atayalım ve uluslararası ilişkilerimizi güçlendirelim diye düşünüyorum. Evet evet, çok iyi olur ama biz yani kanunlarımız var mı? Yasalarımız var mı? Gerçek bir devlet olduk mu? Onu soruyorum ben. Hani olduk, gerçek olduk. State affairs yani. Olduk ama işte şey, yeterince iyi yönetemiyoruz şu an. Daha doğrusu şöyle, biz iyi yönetiyoruz da organizasyonel yapılar iyi değil. Verimsizlik oluyor. Tamam, onu nasıl iyileştireceğiz? Evliyaland'de şu an şey yapıyoruz. Neydi? Baraj. Medieval era ends in two turns. Allah'ım, yeni çağa geçiyoruz ya Rabbim. Ve altınla giriyoruz. Early modern era'ya geçiyoruz. Yine bir altın çağ başlıyor Osmanlı için. Eksiklerimiz neyse derhal kapatalım. Eksiklerimiz, yani henüz yeterince düşman fethetmedik. Hünkârım, Yeniçeri Birliği'mizin güzelliğine bakar mısınız ya? Tamam, çok güzel. Eksiklerimizi kapatalım hadi. Mesaj atmışlar. Hangi yelkenleri biçeceğiz usta diyorlar. Birazdan geçeceğiz oraya. Ama birazdan dediğim,
Denizciliğe bir sonraki yayında geçeriz herhalde. Yok yok deniz. Ha yok denizcilik açısından değil yani. Nereyi fethedek diyorlar? Kuzeyi fethedeceğiz. Arap şehirlerini. Ah kuzey ah. Başına geleceklerden habersiz küçük bir üzümlük eksin. Bence hiç de habersiz değil. Bir gram aklı varsa biliyordur başına geleceği. Zaten o yüzden surat azık hünkârım. Şöyle düşünün. Koca bir kıta var. O kıtada 3 kişiydiniz. 2 kişi kaldınız. Sinirli bir grup Türk'le aynı kıtada oturuyorsunuz. Ben olsam ben de gerilirim. Kitap önerir misiniz demiş Maker arkadaşım. Benim kitap önerilerim kendi kanalımda mevcut. Tarih Obası benim kanalım. Açın bakın. Konu başlıklarına bakın. Beğendiğiniz videoyu açın. O videoda kitap önerisi bulursunuz. Araplara bulaşmasak mı? Niye bulaşmıyoruz? Kuzeyimizde bir avuç şehir. Tabii ki fethedeceğiz yani. Ay. Bir yandan sınırlarımızda Arap askerleri görüyorum. Galiba biz onlara gitmeden onlar bize gelmek densizliğinde bulunacaklar. Vizyonsuzluğunda bulunacaklar gibi. O zaman önce biz saldıralım. Yani ben bu kadar vizyonsuz bir hareket görmemiştim herhalde yani. E kardeşim bu kadar turdur adamlara saldırmadık. Adamlar da şey demiştir ya bunların bize saldıracak kaynağı yok herhalde demiştir. Olur mu ya? Gidelim saldıralım. Şöyle. Ya da önden bir misyoner gönderelim. Biraz yumuşasın ortam sonra saldıralım. Olur. Güzel fikir bak hünkârım. Hadi misyoneri gönder. Ben sana birkaç tur önce de söylemiştim misyoner gönder diye. Yeşil Bursa'ya konsolosluğumuzu açıyoruz. Aç. Sonra da misyoner gönder kuzeye hadi. Asimile etmeye gerek yok ya. Önden misyoneri göndereceğim. Kendi dinine bağlayacağım. Sonra biz saldırdığımız zaman aman bunlar da bizimle zaten aynı dinden diyecekler. Çok da direnmeyecekler yani. Strateji bu. Medieval era yavaş yavaş yok oluyor. Erken modern döneme doğru ilerliyoruz. Aman pop işimizi kollayalım. Oo. Bu kim? Mulan. Bize mi geldi? Gelmedi. Ne oldu? Mulan fikrini keşfettik ama. Tamam. Hünkârım az önce Ankara'da. Evet. Baraj. Çok iyi. Aquaduct ve demin birleşmesiyle beraber Ankara'nın üretimi şu an bana verin ben hallederim seviyesine hızlıca ulaştı. Çok iyi maşallah. Ankara'mız şu an... Ankara'yı koruyan bir birliğimiz var değil mi? Bizim orada okçular görüyorum. Var var. Tamam. Düşman da yok ki etrafta. Yani olması gerekmiyor. Düşman gelip birkaç yeri yıktıktan sonra askeri çağırmanın bir manası pek kalmıyor. Oo büyük bir amiral peydah oldu hünkârım. Çok iyi. Themistocles. Çok iyi. Hoş geldin amiral. Geldi vallahi. Çok iyi. Din adamıyla barbarları orduya alma mekaniğini gösterir misin? Böyle bir mekanik mi var? Hepsinde yok. Her zaman yok yani. O din adamının gelmesi lazım. Ben onu sordum çünkü. İşte biz barbarları kendi ya. Ordumuzu alabiliyor muyuz parayla marayla dedim. Olmuyor dedi. Osmanlı oynadığımız için mi olmuyor? Halbuki Osmanlı'nın var böyle şeyleri. Great Person geldi. Tarihte gerçekten Great Person'lar var ya. Çok ilginç değil mi? Hünkârım. Hı. Bir havari peydah oldu. Dinimiz olan aslan dinine yeni bir bağlam daha katacak. Hani o DLC yazıyorlar ya bazen. Dine. DLC? Dine ek paket çıkarıyorlar ya bazen. Yorum, mezhep. Mezhep demeyelim de. Tam ne ama, olduğunu bana söyle. İşte bilmiyorum aslında bu biraz ilginç. Din ortaya çıkıyor. Sonrasında hı-hı. Şeyler çıkıyor. Havariler, apostol. Evet. Apostollar dini şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Yeni bir aspekt ekliyorlar dine aslında. Tarihte var mı bunun bir örneği İçeriğinin bilmiyorum. İçeriğinin ne olduğunu görebiliyor muyuz? İşte din menüsünden yeni bonuslar seçeceğiz kendimize. Hmm, biz belirliyoruz içeriğini tabii. Yani. World Church işimize yarar mı? Dinimiz dünya dini haline gelsin. Hünkârım şöyle bir şey yapabiliriz. Biz şimdi diplomaside iyiyiz ya. Hmm. İrili ufaklı dünyanın her tarafta küçük küçük şehir devletleriyle işim aramız çok iyi. Hmm. Onlara şey yapabiliriz. Her gönderdiğimiz diplomata siz bunları dine geçirmeye çalışın deyip dünyada küçük küçük böyle aslan dini şubeleri açmaya çalışabiliriz. İşe yarar mı? Deneyebiliriz. Onun dışında stewardship nedir? Onun dışında hünkârım stewardship
Yani böyle daha böyle bilime yönelen bir mezhep olsun. Bizi dinleyen şöyle, bunun bonusu az kalır. Onun yerine şöyle yapmayı tavsiye ediyorum. TİT var. Ne Türk, bunun karşı nedir bilmiyorum ama bu dini takip eden bütün şehirler vergiyi daha fazla veriyorlar. Bizim zaten bayağı bir para kazanmıyoruz mu biz? Yeterince para kazanmıyoruz hala. Öyle mi? Şöyle fakir değiliz ama böyle uf paralar olmadık hala. Zaten biz çok şehir fethediyoruz ya. Madem vergimiz de yüksek olsun. İyi yani. Hadi peki öyle olsun. Cami açacağız deyip halktan para toplayacağız hünkârım. Tamam. Dağların arasında bir Kayseri peydah oldu hünkârım. Aa, ısrarla Kayseri geliyor. Vallahi Kayseri hünkârım. Adını değiştirelim oranı ya. Hünkârım. Burada Kayseri kalsın artık yani. Baksana taşın yerine. Hadi kalsın. Kırşehir yap bari ya. Tamam. Hadi Kırşehir yap ya. Kırşehir'i hiç görmedim ama daha bir böyle muhabbetim var yani. Kırşehir olsun. Ben Kayseri'den kaçıyorum. Kayseri gelip beni buluyor ya. Çok enteresan. Medieval era ancient six tours. Hünkârım niye geriliyorsunuz ya? Çünkü erken modern döneme geçilecek. Geçilsin. Of. Allah'ım askeri teknolojide yeteri kadar iyi miyiz Pargalı? Askeri teknolojide durumumuz nedir Pargalı? Hünkârım şöyle yani hala fethetmediğimiz şehirler niye bizi hala fethetmediler diye merakla bekliyorlar. O noktadayız yani. Allah Allah bizi niye fethetmiyorlar acaba falan diyorlar. Kuzey'e misyoner gönderdin mi Pargalı? Yok. Hadi çıkarttığımız gönder. Misyoner şey oldu. Ne oldu? Öldü mü? Yok. Dini evangelize etmeye karar verdi. Nasıl yani? Şimdi bunlar din insanı. Sağı solu çok belli olmuyor. Hadi aslanım sen bu dini git kuzeye yay dedik. Onun yerine abi din için şöyle bir fikrim var falan dedi bu. Hmm. O zaman hadi kuzeye dalalım. Dalalım mı hünkârım? Dalalım artık hadi. Yapıştıralım mı hünkârım? Yapıştır yapıştır. Tamam. En yakınımızda hangi şehir vardı? Bir dakika şimdi dur. Tamam. Dur. Bir dakika hünkârım. Bir dakika. Elime bir şey yapmayın. Çünkü Yeniçeri basacağım buradan. Osmancık Sinbad yapıyor hala. Kayserili olarak derdin derdimdir Ceren abla dendi. Yani öyle çok bir... Tarihteki Kayseri çok hoş da. Neyse. Şimdi en yakınımızda şurası var değil mi? Var. Şimdi biz bu Bayburt'umuza önce bir karargah kurup öyle mi saldırsak bunları acaba? Hünkârım. Gerek var mı? Ben size bir şey samimi söyleyeyim mi? Söyle. Bunlar bu savaşta Bayburt'u fethederlerse bizim genel kafamız rahatlar. Nasıl yani? Şöyle. Bayburt'u teslim mi edelim bunlara? Teslim değil de. Ay Allah Bayburt da düştü. Tüh. Ay Allah be. Tüh. Oğlum sevsen de sevmesen de toprağın lan burası. Ya hünkârım. Bizim amacımız fetih... Anlamadım ne demek istediğini yani. Dalga mı geçiyorsun? Yo. Hünkârım her şehir süper bir şehir değil yani. E'si... Bayburt zaten bunların kuyduğu şehir değil mi hatırlarsanız? Biz onlardan ya, aldık burayı. Ya boş yapıyorsun Sungur ya. Of. Hünkârım ben Bayburt'u savunmaya asker gönderme taraftarı değilim. Vallahi öyle veya böyle vatan toprağıdır. Vallahi değil. Ayrıca biz... Kardeşim geldiler gönüllü olarak koca şehir bize katıldılar. Tamam. Tabii ki vatan toprağıdır. Biraz savunsunlar kendilerini o zaman. Bak şöyle bir dağ var. Buraya yaparsın bir üniversite bunların da beyni olur. Ondan sonra seversin Bayburt'u. Tamam mı? Hmm. Biz şimdi burayı alalım. Biz fetih değil mi bizim amacımız? Hünkârım. Nereden başlayacağız ya? Hı. Timbuktu'dan mı başlayalım diyorsun? Ha burada da karargahımız var hazır. Neden? Onların yok bizim değil. Ha bizim askerlerimiz var burada. Şöyle. Şimdi Brüksel bize asker verecek Brüksel mi? Brüksel dış işlerinde bize bağlı. Okey. Haliyle biz haydi Arap sana savaş açtık dedik mi Brüksel de savaş açacak bir kere. Tamam. Böylece ne olacak? Biz yürüyüp gidene kadar Brüksel ufak ufak başlayacak saplamaya. Bunları biz peki, yoracak. Biz Timbuktu'ya savaş açınca Cenova ne oluyor lan biz dost değil miydik diyecek mi bize? Yok. Demeyecek. Ama Cenova zaten bilim şehri onların düzgün askeri yoktur. İyi de yani bilim şehrini de yıkamayız bu arada. Yıkmayacağız. Cenevre başka zaten Cenevre bağımsız başka bir şehir. Timbuktu'yu niye söylüyorum? Timbuktu bunların en büyük şehri. Timbuktu'yu alırsak yılanın başı ezilir. Gördüğünüz gibi yemek bir de bunlarda. Bir istihbarat dahi toplamadık biz burası hakkında ya. Yo görüyoruz aslında şu yeşil alan var ya. Sarı olmayan her yeri şu an canlı yayın görüyoruz diye düşünün. Bakın asker yok. Bunların askeri yok evet. Yok. Yok hünkârım.
Askerleri yok, kampları var. Kardeşim, o zaman yanına 3 adam al ve buraya gir. Ama burada kampları var. Hünkârım, tabii ki arada 3-5 ok yenecek. Ama Brüksel de oranın kıçının dibinde. Brüksel de boş değilse biraz daha oda da saldırır, hallederiz. Bizim atlı askerlerimiz vardı. Nerede onlar? Atlı askerler şövalye oldu artık hünkârım. Tit verdik onlara, şeyle tamam. Geziyorlar. Şöyle yapalım. Buraya birkaç tane şövalye gönderelim. Bir de düz asker gönderelim. Sonra hepsini buradaki karargaha yerleştirelim. Burada kalsınlar. Burada kalıcı olsunlar yani. Tamam. Çünkü burası bak denize yakın. Gerçi Kuzey Buz Denizi'nden gelse Viking gelir. Onları da artık bu çağda biz kafalarına vurmak suretiyle indiririz ama... Yeniçerimiz top tüfek atıyor artık hünkârım, o çağa geçti. Amacımız şu okyanusa ulaşmak eninde sonunda. Tamam mı? Hı-hı. Sungur. Bak, sonradan bozuşmayalım. Yok. Önce Timbuktu, sonra Niani, en sonunda burayı alacağız. Hı-hı. Eğer tabii işler yolunda giderse. Amacımız şu açık denize ulaşmak ve buraya ordugah kurmak. Tamam. Ayrıca da buraya bir yerlere de kurmak lazım. Hı-hı. Bu kıyıları komple tutmamız lazım. Öbür kıyılardan gelirlerse? Orayı da tutmamız lazım. Bu arada sen şuraya şehir kurmuştun değil mi? Bir şeyler yaptın burada. Yok, daha kuramadık. Daha kuramadım. Ama bundan sonra Ankara'dan adam çıkarıp göndermek çok kolay hünkârım. Hallederiz o işi. Tamam. O zaman hadi şu şehri de alalım da kapatalım yayını bugünlük. Pargalı! Timbuktu'yu al bana getir bebişim. Tamam. Ama ülkenin her tarafındaki bütün askerleri çekme, tamam yok, mı? Yok, o kadar gerek yok artık. Eski biz değiliz artık. Hadi aslan! Hadi kaplan! Timbuktu ezilecek. Bu arada bizim topu bir tane mi misyonerimiz var ya? Şöyle, bizim inanç girişimiz çok yüksek değil. Misyoner de inançla çıkıyor ya. Biz tabii hep bilime, kültüre yatırım yaptığımız için. Tamam da yani bir değil de iki tane misyonerimiz olaymış daha iyiymiş. Ya şöyle, inancımız bizim birikince biz onunla genelde işçi çıkarıp halka yatırım yapıyoruz hünkârım. Bu arada Evliyaland'de yönetim mahallesini kurduk. Geliştiriyoruz her şeyi. Keremcim, bana mail adresini yazar mısın şu anda? Şu anda mail adresini yaz. Sen bana mail adresini yaz. Ben de senden kargo bilgilerini alayım. Bir de ne tür kitap seversin onu yaz. İzmir'i Amasya yapalım. Yok. No. İzmir'dir. Hünkârım, böyle savaşa falan giriyoruz ya arada, nasıl keyfim yerine geliyor biliyor musun? Ama sen bir medeniyet bağımlısısın Sungur. Evet. Yeniçerilerimiz çıktı yola valla. Saat kaç oldu? 10:30 olmuş. Hadi şu şehri de alalım da hünkârım, kapatalım. Hünkârım, ben bir medeniyet bağımlısıyım ve farklı medeniyetler medeniyetimin tadına baksın istiyorum. Lütfen eril bir dil kullanmadan savaşına devam eder misin? Tabii. Ne oldu? Hippolyta düşüncesi geldi aklımıza. Daha düşünce geliyor. Daha hünkârım, yeni bu arada, düşünce geliyor. Sizin yüksek tavsiyelerinizle Granada ile aramızı geliştirelim demiştiniz ya. Evet. Bakın, Granada ile aramızın gelişmesiyle beraber Granada dedi ki, abi dedi, öteki kıta ben değilim. Biz dikine burada küçük bir adayız arada dedi. Hani hatırlar mısınız, Amerika'yı keşfediyoruz diye Kolombiya'yı keşfetmişlerdi. Şimdi bu şu açıdan, çok iyi oldu. Şu gördüğünüz dikey ada var ya. Biz buraya bir kurulsak. Daha ileride. 300 yıl hemen sonra. Hemen değil ama buraya bir kurulsak. Siz diyorsunuz ya, bu kıtaları savunalım. Aha. İşte sizin dediğiniz gibi. Ben az önce zaten açık denize çıkmak amacımız dedim ya. Tamam. Burada da kaleleri kuracağız. Sonra zaten karşı kıyıya geçeceğiz. Çok iyi oldu. Ondan önce de demiştim ya. Boğazın her iki tarafını da tutacağız dedim ya. Başka türlü olmaz. Medeniyet çelik ve kanla yaratılır abla. Hadi ya. Vallaha mı? Çok güzel ya valla. Geçen gün de yayında birisi dedi ki, tarih tekerrürden ibarettir abla, duymadın mı? Ay canlarım ya. Ay bir de şey unutamam.
Twitter'da şey muhabbeti yapıyoruz, hani Türk mitolojisiyle ilgili, Türk şamanizmi ile ilgili şu kitap geldi. Var, bu kitap var. Birisi bana DM attı, dedi ki Bahattin Ögel'i de tavsiye ederim dedi. Bahattin Ögel de bu konuya giriş 101, 101'in de biri. Ben Unu Harva falan konuşuyorum o sırada. Sonra zaten saçma sapan bir insan oldu, çıktı o. Blokladım onu. Şu anda çok ünlü biri. Maalesef. Oo, Rönesans'a geçtik hünkârım. Of, ve başka bir kötü haberim bela. Var. Keşifler çağı başladı. Aa, işte. Hazır mıyız buna peki? Biz keşifler çağına hazır mıyız? Soruyorum. Hünkârım, yani bir şey söyleyeyim mi? Tehlike biziz hünkârım. Bak sen bize inanmıyorsun ama. İnanmamak değil kardeşim. Tamam, iyiyim, hoşum, süperim ama devlet yönetiyorum. Boru değil. Hep böyle düşünmek lazım. Hmm. Osmanlı böyle gevşedi. Oh, zenginiz, süper gücüz, şöyleyiz, böyleyiz. Bir yıl sonra her şey alt üst oldu. Bir yüzyıl sonra her şey birbirine girdi. No. Öyle bir rahatlığı reddediyorum. Hünkârım, gördüğünüz gibi biz cariyeyle, gundikle, gumbikle uğraşmak yerine devlet yönettiğimiz için. Siz benim mesela devlet yönetirken, aşkım ne yaptın bugün? Ben seni çok özledim. Böyle böyle muhabbetler ettiğimi göremezsiniz. Chat'te birisi diyor ki, abla beni de ayakkabına çirkin dedim diye blokladın. Nasıl yani? Yetmişsin. Hayır, ben sosyal medyada ayakkabımı ne ara paylaştım ki? Ne alaka? Tam konuyu bir anlatır mısın? Nasıl oldu o? O günkü ruh halime göre bloklamışımdır. Bunu reddedecek değilim. Kafama göre herkesi blokluyorum. Ama ben ayakkabımı paylaştım ki sen çirkin dedin de blokladım. Nasıl iş o? Nasıl bir şey oldu yani? Bir yazar mısın? Ayakkabını çirkin dedim diye blokladım diyor. Yapmışımdır, yapmam diyemem, yaparım. Ama ben ayakkabımı paylaştım. Allah Allah. Mızraklı ve Ahmet Fidan merhaba. Ay, çok az şeyim kalmış. Ben susadım. Ben sarı ateş sıvısına geçtim bile hünkârım. Abdülkadir İnan tavsiye ederim. Daha yeni tanınan bir yazar. Umarım hak ettiği değer alır. Asıl Halil İnancık diye bir indie grup çıkmış arkadaşlar. Çok iyi diyorlar. Vallahi bir baktım beni bloklamışsın. Baktım en son ne yazmışım sana diye. Ayakkabına çirkin demişim en son. Ben de detaylara hakim değilim. Son attığım tweet o. Allah Allah. Arkadaşlar sosyal yavrum, medyada... Yavrum benim ayakkabım ne geziyor sosyal medyada? Tanımadığınız bayanların ayakkabısına laf etmeyin. Benim ayakkabım ne geziyor sosyal medyada? Vallahi hiçbir şey anlamadım. Kesin başka bir şeyler atıyorsundur Doğukan. Arkadaşlar herhangi biriniz bloklandıysanız inanın bunun geçerli bir sebebi vardır. Hayır şu an. Ben boydan foto paylaşmam ki. Başka birinin ayakkabısını ben Twitter'da ya. Hayatta boydan foto paylaşmam. Yani komik bir şey falan olması lazım. Öyle bir şey de yaptım mı hiç hatırlamıyorum. Hünkârım, araba savaş açıyorum. Şehre savaş açmıyor muyduk biz? Yahu araba işte adama. Komple savaşa giriyoruz hünkârım. Timbuktu'yu aldık mı, ne oldu? Yok daha sınırına geldik ama savaş açmadık. Şimdi savaş açacağız. Adamın değerleri ve bizim değerlerimizi kıyasladığımız bir rapor istiyorum. Buyurun, üst köşede. O mavi olan şey ne? 81-88. Her turdaki bilim kazancımız. Biz buna niye savaş açmadık ki bugüne kadar? Dal! Yapıştırın hünkârım. Dal! Kellesini al ya! Dal. Dalalım. Kes lan! Bele. Hünkârım o kadar da yapmayın. Sus! Yallah. Hebele hübülü. Git ellerinle yemek ye. Evet, ilk kaleleri düştü hünkârım. Çünkü Yeniçeri osurtur. Osmanlı bize tabi olacaksınız, vergi vereceksiniz. Onun dışında ne halt diyorsanız yiyin. Boyun eğeceksiniz ve vergi vereceksiniz ya, bitti.
Burnumun dibinde bir daha şu herifi görmek istemiyorum. Yok, bir daha onu ayrıca da bu herif kaç kere benim karşıma çıktı. Sen niye benim dinimden değilsin filan dedi bana. Dedi, o evet. Zaman kelleni almadığıma şükret lan. Aynen, ben şahitim hünkârım. Sen kimsin? Çok doğru. Benim aslanlar gibi dinim var. Adı bile aslan dini. Senin dinine geçecekmişim. Yallah. Şerefsiz hünkârım bu ya. Manyak ya. Bağnaz. Arada sırada halkımıza muz dağıtalım. Halkımız maşallah yiyorlar hünkârım, içiyorlar. Yiyorlar değil mi? Bakınız İstanbul. Halkımızın karnı tok, sırtı pek olsun. Evliyaland yakınlarında baharat çıktı hünkârım. Ah, süper. Baharat dağıttık halkımıza. Süper süper. Dünyaya da onu satarız. Timbuktu'yu alıyor muyuz? Hünkârım Timbuktu'yu galiba o kadar hızlı alacağız ki. Hı. Çünkü Yeniçeriler sıkılmış. Güzel güzel. Biz Timbuktu isterük diyorlar yani. Boşuna mı o kadar antrenman yaptı yiğitlerim? Hünkârım zannedersem sıkılmış Yeniçeri kadar tehlikeli bir şey yok. Katılır mısınız bu lafıma? Kesinlikle. Sıkılmış ve parasız kalmış. Hünkârım sağ olun, muz bolluğu var diyorlar bakın. Var mı? İyi. Herkesin karnı doyuyor değil mi? Doyuyor hünkârım. Halkımız açken mal gibi gidip başka yerlere savaş açmayalım da. Asla. Öyle bir şey yap deseniz ben affedersiniz de yapmam hünkârım yani. Yap desen bile yapma Pargalı. Yapmam. Sakın yapma. Yapmam, uyarırım. Ben insan değilsem sen insan ol Pargalı. Ya uyarırım. Zaten derler ya, ya derler, bu padişahın bir eşi dostu yok muymuş derler yani, bilir misiniz? Diri diri dim 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 dim. Neslin eden ceddin dedin. Buralarda ne yapıyorsun sen? Hayır hünkârım, ben bir şey yapmıyorum. Onlar el gavur. Pek çok zaman salmıştılar dünya yaşan. İyiyiz değil mi? Biz savaşa girince mi bu müzik çalmaya başlıyor? Galiba. Güzel güzel. Ya savaşı izlemek istiyorum. Nerelere götürüyorsun sen beni? Hünkârım bir tek savaş olmuyor ki ülkede. Her şeye küçük küçük bakıyoruz. Ne yapalım? Ding 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 ding. Ama ben savaş meydanını görmek istiyorum. Ben ordunun başında savaşa gitmek istiyorum ya. Hünkârım cephe gerisindeki askerlerimiz uyuyor. Biz ne edelim diyorlar. Onlarla da ilgilenmek lazım. Türk milleti, Türk milleti, Türk milleti. Hürriyeti. Timbuktu'yu şu an kuşatmış durumdayız hünkârım. Şeyiz yani. Chill bir durumumuz şu var. Müzik çok güzel bir müzik be. Yemin ediyorum. Çok güzel bir müzik ya. Askeri müzik, askeri marşlar. Osmanlısı da seküler cumhuriyetininkininki de çok güzel ya. Çok seviyorum. Diu 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 diu. Hünkârım, siz benim adımı geçen oyunda Ümit Özdağ, Ceren Özdağ falan çıkardınız ama ne kadar faydalı işler yaptım yurdum için, gördünüz mü? Beni başkalarıyla karıştırmayın. Hele bir takım siyasetçilerle. Gerçek tehlikeler karşısında gerçek önlemler almak gerekir. Hünkârım. Efendim. Şöyle ilginç bir durum var. İlginç dedim, güzel haber yani. Hı hı. O olur. Osman Bey'in, Osmancan'ın yanında evet sel baskını okay, oldu. Okey okey, bir şey olmaz. Şu anda şey yapabiliyor muyuz? Afetzede var mı? Onlara yardım edebiliyor muyuz? Buna bakabiliyor muyuz? O çağa geçtik mi? Olsa bildirim gelirdi hünkârım. Tamam. Öyle diyeyim. Pargıl artık al şurayı ya. Hünkârım adam sağdan soldan asker getirdi. Vaktimizi almıyor ama şey, topumuz var. Minimum kayıpla bu işi halletmeye çalışıyoruz hünkârım. Evet, öyle evet, evet, en iyisi. Askerimiz değerlidir. Çünkü öyle her yere sürülmez. Kendisinin de Mandaluka Kavaleri isminde özel birliği varmış. Adına bak şunu. Mandalina Şövalyeleri. Küçük küçük onları tokatlayarak Yeniçerilerimiz gördüğünüz gibi şu sarı çubuk bittiği vakit bu iş bitecek. Hadi bakalım. Oraya şövalye gönderdin mi veya mancınık? Mancınık yok, ihtiyaç top var mı? Artık hünkârım top. Zobomuz diye bir koyuyor. Olsun, mancının da olayı başkadır ya. Farklı bir tadı var yani. Sayın, ne oldu? Sayın hünkârım bakınız.
Gemi mi? Sinbad. Ha, Sinbad. Açılıyor mu denizlere? Sinbad'ı gönderiyorum. Hadi gönder bakalım ya. Ya bismillah. Yolun açık olsun Sinbad. Güzel haberler getir, bakınız, bela getirme. Bakınız Sinbad çok romantik bir şekilde gördüğünüz gibi bilinmezin ortasına sürecek bundan sonra atını. Sür yavrum. Allah yolunu izni açık etsin ama bela getirme memlekete. Düşman getirme buraya. Para getirir hünkârım ben Sinbad'ı tanıyorsam. %50 de kendisi alıyor ama para getiriyor. Hünkârım güzel Ankara'mız şahlandıkça şahlanıyor. Şöyle bir size şöyle bir önerim var. Hı-hı. Biz bu tarafa çok yatırım yapmadık bugüne kadar ama. Timbuktu ne oldu? Timbuktu. Diyorum ki Evliya Land ile Ankara arasında şuraya bir eğlence merkezi açalım. Ya ticarette yeteri kadar iyi miyiz ki? İyiyiz. Benim amacım baştan sona bir ticaret yolu kurmaktı. Onu kurduk bu arada hünkârım. Hani nerede kurduk? Bakın, İstediğim gibi olmadı. Yo yo bakın kabulden... Yeterince kervansaray yok. Var var. Bakın kabulden çıkıyoruz. Geldik Ankara'ya. Ankara'da bir kervansaray. Hı hı. Geldik Evliyalen'de. Kervansaray 2. Evliyalen'den tamam. Bakın yol devam ediyor. Trabzon. Orada da var mı kervansaray? Ops. Problem var hünkârım. Anlatacağım biraz sonra. Trabzon. Trabzon'dan yol devam ediyor. Bakınız tak geliyor Yeşilbursa'ya. Yeşilbursa'dan yol tak geliyor Edirne'ye. Yani şöyle bir daha göstereyim. Şu an ticaret yolumuz gördüğünüz gibi full kıta. Interstate bir ticaret yolumuz var. Yeterince korunuyor mu? İyi korunuyor mu ticaret yolumuz? Yeterince ordugahımız var mı o yol ticaret boyunca? Ticaret yolumuz iyi korunuyor da. Yani anasını sattığımın barbarları tüfekli adam çıkarmışlar. İşte çıkarırlar. Ulan, Kırvo, biz tüfekli adam yeni çıkarttık. Şu Yeniçerileri döndüreyim bari. Trabzon'da da yağma yaptırtmak istemiyorum hünkârım. Yeniçerileri niye döndürüyorsun? Bir sürü askerimiz var diye hava atıyordun bana. Oradan döndürme, güneyden al getir asker oraya. Yok yetişmez zamanında, yağma olur. Yağma olmasın, halk mutsuz olur. Demek ki ülkenin stratejik noktalarını ordugah yapmalıyız. Ya da askeri birlik bir şey bırakmalıyız artık. Bu konularda bana yani olacak ya deme. Tamam hünkârım. Cenevre'nin bir gemisi bize ok attı. Biz de onlara ok attık da hünkârım. Cenevre'nin gemisi bizi niye okluyor? Araplarla işbirliği içindelermiş. Gördün mü? Ne oldu? Gördün mü? Ne oldu? Her yerden her şey çıkabilir diye çıldırıyorum burada. Çıkabiliyor. Paranoyak diyorsunuz bilmem ne diyorsunuz. Ne oldu? Paranoyak değil hünkârım. Bunlar çıkabilir yani. Ama bununla yaşanmaz diyoruz biz size. Bununla yaşamamak için önlem almaktan bahsediyorum. Ona da burun kıvırıyorsun. O değildi hünkârım. Arap'ın ticaretini yağmalıyoruz şimdi. Oradan bir güzel yağmala, bir para gelecek. Yağmala, her şeylerine yağmala. Kadın ve çocuklara dokunmayalım. Yok. Onun dışında herkesi yağmala. Cenevre'nin gemisini de batıracağız inşallah. Batır. Aklı başına gelsin. Ya bizimlesin ya da toprağınsın değil mi hünkârım o şekilde. Kardeşim yani. Ya efendi gibi dürüst dümdüz bir bilim şehri olmaya devam et. Ben de sana dokunmayayım. Ama sen gelip benim gemimi okluyorsan hangi götüne güvenip okluyorsun pardon? Neye güvenip yani? Artist. Korkmayın hünkârım. Ben yeniçerilerimle dünyaya nam salmışım falan gelmiş gemisinden bana ok atıyor. Aptal. Barbarın tüfek çıkarmasına çok canım sıkıldı. Aha! Mwemba Nzinga çıktı hünkârım. Okey. Bu adamla dost olabiliriz. Morgan Freeman'a benziyor diye böyle düşünüyorsunuz değil mi hünkârım? Tatlı sevimli bir adam ya. Doğru. It's an honor to meet you. Okey. Gel. Hünkârım hemen Sinbad bak karşı kıtada keşfetti. Farkında mısınız? Güzel. Bunlarla ticaret falan da yaparız. Timbuktu ne oldu? Geliyor. Tur geçecek hünkârım. Şimdi cepheden haber gelecek. Sarayda hep böyle olsa ya. Ne oldu? Cepheden haber geldi mi? Yok hünkârım. 2 aydır mektup gelmedi. Kaç günde bir haber geliyormuş acaba cepheden hiç biliyor musun ne sen? Ne günü yavrum ya. Haftalar sürüyor ya. Ulak gidiyor geliyor tabii. Aylar sonra birisi geliyor aldık filan diyor. Adam sefere diye gidiyor. 1 sene bazen 2 sene saraya geri dönemiyor. Abi yağma yapacağınız bir yerin ismini Menemen yapar mısınız? Cumali evet. Hoş geldin. Bir tane ok attılar sakin oluyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu ülkenin güvenliğini harbiden
kadınlara emanet edeceksin. Erkekler çok gevşek midir nedir ya? Ha? Gevşek misiniz oğlum siz? Bir şey derdim de şimdi yayında deneyim. Bir tane ok atmış da ne olacakmış da. Aa. Bir şey derdim de yayında demeyeyim şimdi. Deme. Yok. Deme, kavga ederiz. Yok. Kötü bir şey diyeceksin çünkü. Genelleme yapacağım da yani yapmayayım dedim hadi. Hünkârım, Timbuktu'nun ismini ne yapalım? Bursa'yı kullandık. Edirne'yi kullandık. Oo, bankacılık fikri geliyor aklımıza hünkârım. Güzel güzel. Ne yapalım sence, ne yapalım Timbuktu'nun adını? Nasıl koyduk ama yapalım. Ne koyalım? Timbuktu kalsın hünkârım. Sevdiğimiz başka bir şehir veya görmek istediğimiz başka bir şehir olsun. Timbuktu ne ya? Şu anda o bizim için bir gavur adı tırnak içinde. Hünkârım, şu an bizim krallığımızdaki, imparatorluğumuzdaki en büyük ikinci şehir Timbuktu oldu bu arada, haberiniz olsun. Çok iyi. Çok güzel, büyük bir şehir ne, yani. Hangi şehri yapalım? O yüzden ne şöyle Urfa'sı bir... Ya? Oha, barbar mı? Barbar, fille gelmiş hünkârım. Fil. Ne oldu, korktun mu? Hünkârım, fil nedir ya? Ben aynı şeyi söylediğim zaman neden ya bir tane fil falan diyorsun? Hünkârım, fille de gelmezsin yapalım ülkeye ya. Hmm. Neyse, yeniçerimiz geldi. Şerefsiz barbara bak ya. Ulan resmen yayılmayalım diye dış politika uyguluyorsunuz ha. Van olsun lan Timbuktu. Van. Ha. Olur. Bir tane de doğu ilimizden bir şehir olsun. Van olsun hadi. Görmek istediğim şehirlerden biri Van. Ayn el Arab olsun. Van olsun Van. Besim Timbuktu. Ne be? Yapmam Burak Sakarya. Yapmam. Kötü haberler okudum Sakarya hakkında geçen gün. Ne olmuş ya? Ya yok ya, çok kötü ya. Kötü haberler okudum. Hünkârım, biz şimdi bilime kültüre çok yatırım yaptık ya. Bu bilim ya. Kültür örgütüyle anlaşalım mı artık? Yok be. Öyle mi? Bunlar paralel devlet. Bunların hepsi FETÖ. Biri Menzil, biri FETÖ. Ben bunlara hiç güvenmiyorum ya. Doğru. Arkamızdan bıçaklar bunlar biri bizi. Hünkârım ya. Hmm. Barbarlar Mbanga Mbata'yı yağmalıyorlar. Biz önce kendi savaşımızı verelim ya. Şimdi bu başka cephe. Simbad bunları dövebilir. Ha öyle mi? Simbad savaşabiliyor mu? Oo. Savaşsın o zaman. Ama bir yandan da şimdi gavurun derdini çözelim mi çözmeyelim mi? Çözelim canım. Eğer gücümüzün yettiği bir şeyse hazır Simbad oradayken şey yapsın, dövsün tamam hepsini. O zaman barbar gemisi batırdık bir tane hemen mesela yani. Tamam. Tak. Adamın da işi görürsün, o da bize dost olur. Evet. Adam diyor ki senin ordun çok güçlü, kötü birisisin diyor. Salak, sana yardım ettik. Öyle. Bunlar böyledir hünkârım. Aa. Manyak mısın amca sen? Hünkârım şimdi siz de kızmayın. Onunla biz 3 gün 5 gün sonra biraz ticaret yaparız, o bir rahatlar, gevşer. Şey gibi düşünün şimdi, kıtanın karşısına Osmanlı geldi, elinde ateşli tüfekler, adam da bir tık geriliyor. Kardeşim, herif sana dalmıştı, biz de yardım ediyoruz. Adamın, nereden baksanız adamın çünkü medeniyetinin ismi Zbanga Mbanga yani. Bu arada nazar ettiğiniz için bunun ucu koptu. Kim nazar ettiyse yazıklar olsun. Fil ne oldu fil? Abi fil gidiyor Bursa'ya, ulan. Yuh be. Ne oldu Sungur? Hı? Aniden filli düşman çıktı önüne. Öldürüyoruz fili de. Yani fil ne alaka abi? Geldik. Sene 1060'a. Sene 1060'da fil mi var hünkârım? Yani tamam yani de. Kardeşim. Sürekli bu oyunun sınırlarına davet ediyorsun beni gerçek tarihten. Ben de seni davet edeyim şimdi tekrar. Hünkârım fil nedir ya? Saçma sapan iş yani. Öldürdük fili de yani bu arada. Ama yani fil öldürttüler artık bizi hünkârım yani. Olacak iş mi? Şehrin adını değiştirdin mi Van diye? Yok hünkârım, hadi değiştireceğim. Hadi bak hadi Van. Şu barbarları bir halledelim. Biraz onlara bakıyorum. Bugünlük bu kadar yeter. Yoruldum. 11'e 10 var. Aa, doğru. Timbuktu yanınca bitirelim diyorduk. Timbuktu'nun adını Van yapalım. Burada bırakalım. Tamam. Hatay'da bir sonraki şehir olsun.
Ya ne yapıyorsun? Doğru düzgün Van yap. Saçmalama, doğru düzgün Van yapar mısın? Tamam. Allah Allah. Evet hünkârım. Aramıza hoş geldin Van. Nayani'yi de aldığım zaman adını Hatay olarak değiştireceğim. Bunu da unutmayın. Unutursan bana hatırlatın. Avdagust'un adını ne yapalım? Bitlis yaparız orayı da. Yapalım. Hünkârım ya. Koca kıtayı ele geçirdik ya. Neredeyse farkında mısınız? Evet, maşallahımız var. Yalnız şu Osmancık, Trabzon, Bayburt, Van arasındaki boşluğa bir şehir hallederiz, lazım. Hallederiz. Bir şehir gerek önce oraya. Şu küçük Arap şehirlerini alalım, benimseyelim, yağmalayalım. Bütün zenginliklerini hazinemize aktaralım, sonra düşünürüz. Oyunumuzu kaydediyoruz hünkârım o zaman. Teşekkür ediyorum. Haydi bakalım. Diyarbakır güzel bağlar, hanım ey lorke, suları buz gibi çağlar, delale lorke. Evet sevgili chat, bugünlük bu kadar diyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Devlet yönettik, kolay bir iş değildi. Kendinize iyi bakın, inşallah bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta pazar akşam yine birlikteyiz. Haydi hoşçakalın dostlar. Görüşürüz. Bye bye.